Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Umarım güzel bir gün olur. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, sevdiklerinizle birlikte olacağınız günün geri kalan kısmı harika geçsin. Allah iyilerle karşılaştırsın. Her zamanki dileklerimi tekrarlayarak programımıza başlıyoruz. Tabii ki konuklarım, değerli hocalarım yine bizimle birlikte. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Kocabey bizimle. Efendim hoş geldiniz. İyi programlar diliyorum. Evet, pazartesi günü başladığımızda bu üç hanımefendiyi de yine stüdyomuzda görmüştünüz. Kimi 13 yıl önce kaybolan erkek kardeşini arıyordu. Kimi kızını, kaçmış ama ne olduğu belli değil. Sağ mı, ölü mü, gerçekten kaçtı mı, kaçırıldı mı? Ve seherde 2 yıldır görmediği evlatlarının peşi sıra buraya geldi. Bugün çok tabii bu konularla ilgili gelişmeler yaşanacak. Bunları da hep birlikte ekran başında sizlerle paylaşacağız. O zaman ilk konuğumuz Seher olsun. Seher'de bakalım neler olacak? Çocuklarını görebilecek mi? Çocukları emin ellerde mi? Yaptığımız araştırmalar ve gizli tanıklar çocuklarla ilgili çok enteresan, çok acayip bilgiler bize ulaştırdılar. Hepsi yeri geldikçe önünüze dökülecek yavaş yavaş, tamam? Tamam hocam. Çocukları kaçırılan Seher Dinç, hakaret gibi teklifleri duydu mu? Taşıyıcı anne ol. 30 bin lira karşılığında çocukları bırak. Kuma ol. Beni sanki taşıyıcı anne gibi kullandılar. Çocuklarımı 30 bin lira karşılığında kayınpederim iddialarını söylüyorum. Teklif etti çocukları ver diye. Sanki satın alır gibi. Seher'in çocukları kime anne diyor? Kayınvaliden Ayşe Dinç telefonda. Çocuklar annesine anne diyor. Yalan. Görmedikleri annesine mi? Ne sana söylüyorlar neyi? Anne diye. Çünkü sen hiçbir zaman çocuklarıma neyi? Ben o baba neyi? Annedir. Seher'in eşi Ömer Dinç nerede? Ömer dedi sen nasıl kendi oğlana dedi dersin yap. Seher'in çocuklarını gören tanıklardan çok özel açıklamalar. Birazdan. Evet, şimdi dün biliyorsun kayınvaliden bağlandı. Hatta İstanbul'a kadar kalktı, Ankara'dan geldi. Buraya kadar da geldi. Ama sonra katılmadı yayına. Ya bilerek kendilerini zaten şüpheye koymasınlar diye buraya kadar gelmesi. Bir de eğer ki gerçekten ben yalan söylemiş olsaydım bizzat zaten burada karşımda olurlardı. Nasıl ki ben cesaret gösterip buraya kadar geliyorsam diyorum bana bunu yaptılarsa onlar da çıksalardı deseler ki yalan ya da doğru hepsi burada dökülürdü. Onlar daha fazla çünkü daha da fazla hatalarının olduğunu bildiği için daha da çok şiddetler, daha çok ispatlar çıkacağı için başkalarının yüzüne bakamayacakları için zaten buraya gelmediler. Şimdi Seher şöyle bir şey hatırlıyorum. Sen dedin ki ben çocuklarımı görmeye gittim. Kocam çıktı. Aynen. Ben zannettim ki çocukları getirecek. Kapıyı aynen. Kapattı. Sonra tekrar çıktı. Aynen. Ama çocukları göstermedi dedi. Aynen. Hiçbir şekilde çocuklarını göstermedi. Nasıl saklamış olabilirler evin içinde? Hiçbir fikrin var mı? Bir tahminin var mı? Ya ben ilk gittiğimde ya çocukların içeride sesi gelmedi mi içeride? Yok, hiçbir şekilde bir sesi gelmedi. Hani babam sürekli dediler ki evin içinde. Evin içinde bir ses duydum. Sanki babamın bir hırıltısı gibi bir şey duydum ama yani hiç bir içeriye giremediğim için bir şey de duymadım. Çocuklar da büyük olduğu için çocuklar zaten söyle korkutmuş olabilirler. Bak polisler gelecek sizi hapise atacaklar. Çünkü daha önce böyle kandırdı çocukları. Peki polisler de gelse bulamayacakları bir şekilde saklamış olabilirler mi? Tabii ki yok zaten kızı ortada. Ya, yemin ediyorum şeytanın aklına gelmez. Aynen. Öyle bir saklamışlar ki çocukları. Aynen. Şeytanın aklına gelmez. Çünkü Serap Hanım nasıl eminim sakladığını anlatacağım şimdi. Hatta veterinimiz var bu konuda. Bir gizli tanık diyeyim. Şeytanın aklına gelmez. Yani çocukları. Anne geldiğinde çocuklar anneyi görmesin diye evde mi saklıyorlar? Ve aynen. Bence biraz da tehlikeli bir saklama yani. Ya, şeytanın aklına gelmez. Ya Serap Hanım
Ben zaten ilk gün gittim hani öyle oldu. İkinci defasında zaten bizzat gördüm halde yine sakladı. Oğlumu saklamadılar. Komşunun oğlu diye tanıttırdılar. Kızımı da zaten hani ne yapmışlardısa bilmiyorum. İçeri girdiklerinde zaten ben hani bizzat getirin dedim. Komşunun oğluysa bizzat bana getirin. Oğlum nasıl olsa beni tanır dedim. Getirin dedim ben bir göreyim dedim. Ha doğru söylüyorsun. İçim rahatladı. Evet bu komşunun oğlu diyeyim. Ama dedim ben gözümle gördüğüm için bana hiç kimse dedim inandıramaz o komşunun oğlu olduğuna. Ve zaten hani İkinci defa polislerle dörtte gittiğimizde komşular herkes dedi polise dedi ki biz bizzat gördük dedi. Şahitlik çocuklar buradaydı 10 dakika sizden önce çocuklar topar tapladılar kaçırdılar. Eve gittiğimizde kimse yoktu. Şimdi bir dışarı kaçırma var bir de evin içinde saklama var. Çocuklar arkadaşlar İzel hazır mı? İzel hazırsa eğer muhabirimiz. Şimdi İzel hazır değil. Şimdi bu çocukları tanık VTR'si birazdan yayınlayacağım. Çocukları ne yapmışlar biliyor musunuz? Halılara sarmışlar. Evet. Gardırobun üzerine yok koymuşlar. Ne diyorsunuz? Niye evet. Ölmemiş ne çocuklar? Diyorsunuz evet. Boğulur, tehlikeli dememin sebebi bu. Ya hiç mi kıyamadınız yani? Bir iki yıldır görmüyorum. O kadar emek verdim. O kadar kötü bir anne olsam, bir şey olsam diyeceğim. Eyvallah diyeceğim. Bu kadar çaba gösteriyorlar. Bir insan ne olursa olsun. Hatta millet daha der ki anneleri çocukları görsün diye çaba gösterir. Siz ne olursa olsun tamam göstermeseydiniz, kaçırsaydınız ama en azından gösterme, yüz yüze getirme hiç mi hakkım yoktu? Şimdi bir de şöyle bir iddiası vardı Seher'in. Demişti ki benim halen nikahlı olan eşim hayatında dini nikahla bir başkası var. Ben de hatta dedim ki bu çocuklar kime anne diyor? Birisine anne diyor. Şimdi bir gizli tanık var telefonda. Çok net olarak bu konuyu bizimle paylaşacak. Senin nikahlı kocanın hayatında birisi var mı yok mu? Bu çocuklar kime anne diyor? Bunları bize anlatacak bir gizli tanığımız var. Alo. Alo. Merhaba efendim. Bu Seher'in kocasının hayatında birisi var mı Ömer'in? Efendim? Beni duyuyor musunuz? Evet şimdi duyuyorum. Ömer Dinç'in hayatında evet, şu anda bir bayan var. Sesini değiştirdik tanığımızın. Çünkü bilinmek istemiyor o yüzden. Kim var onun hayatında? Arkadaşlar seste bir kesiklik var. Özetle şunu söyleyeceğini biliyorum. Senin kocanın hayatında birisi var. Tabii var. Yine işte daha önce de yapmış ya birisine dini nikah falan. Yine ne? Beraber. Bir de benleyken bile defalarca ana sürekli beni aldatıp bizzat şahit olduğum bir insandan ben zaten hayli bekliyorum. Bir de ben daha gitmeden kalkıp evin içinde kız ağlıyordu. Annesiyle işbirliği yapıyordu. Efendim duyuyorum sizi. Ya ben bizzat tanık olarak kendi gözümle gördüm başka bir bayanla yaşadığını. Hı. Onu aktarmak istiyorum size. Peki çocuklar anne diyor mu o kadına? O hakkında pek bilgim yok ama başka bir bayanla yaşadığını istiyorum. Yani aynı evin içindeler. Evet. Peki kayınvalide ve kayınpeder de mi o evde yaşıyor? Evet. Yani bize dün Ayşe Hanım doğru söylemedi. Sizin iddianız gerçekse eğer. Evet. Aslında Ayşe Hanım kocası yani kayınpeder, Ömer, Seher'den olan iki tane çocuğu ve başka bir kadın aynı evde yaşıyorlar. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi kayınvalide diyor ki gel kızım diyor gel. Otur evine çocuklarının başına bir tane de 2,5 yaşında var. Aynen. Onu da al gel diyor. Daha önce de senin iddiana göre üzerine bir kuma getirmeye çalıştılar senin. Sen aynen. Öyle söylüyorsun. Aynen. Şimdi bu durumda hala sana gel diyorsa hala bir kuma hayatı sana teklif ediyor. Yani evde bir kız daha varsa. Ya onlar iki çocuktan ayrılmak istemediklerinden. Bir de kalkıp da hani nasıl olsa Seher çocukların özleri dayanamaz. Benim çocuklarıma nasıl düşkün olduğumu biliyorlar. Gelsin burada bizim kölemiz olsun. Biliyorlar iş yapıyorum, temizlik yapıyorum, her şeyi yapıyorum. Hem bize çocukları büyütür hem de bizim hizmetçimiz olur. Nerede bulacaklar öyle zaten bir salak? Estağfurullah. O onların kötü niyeti. Senin salaklığın değil. O onların kötü niyeti. Şimdi Gülsen,
İsmi de buymuş. Son beraber. Gülsen. Ha, Gülsen. Gülsen. Ha, anladım. Peki siz gözünüzle tanık oldunuz. Evet. Bu arada çocukları bir anlatın. Ne durumdalar? Gördünüz mü çocukları? Yok, ben görmedim. Çocuklar hakkında bir bilgim yok. Ama başka bayanla gördüm. Hı hı. Ama beraber yaşadıklarını iddia ediyorsunuz. Görmek, dışarıda görmek başka. Ne bileyim, bir kafede, pastanede, orada burada beraber yaşadıklarını söylüyorsunuz. Bir teyit eder misiniz bunu? Dışarıda gördüm ama beraber olduklarını da biliyoruz. Anladım. Evet, yani adının Gülsel olduğunu biliyor musunuz? Evet. Adı da Gülsel. Peki. Teşekkür ederim size. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi çocukları baksın. Hem çocuklar da tabii sonuçta anne diye ağlıyordur yani, ne olursa olsun. Öbür çocuk da var. Ama evde de bir tane daha dini nikahla bir kadın getirilmiş. Aynen. Adı da Gülsen'miş. Bu arada bence en vahim olanı çocukların polis baskınına karşı halılara sarılıp 6 yaşında, 5 yaşında çocuklar mı? Ya çünkü çok küçükler zaten, anlamayacağım. Şey. Hayır, o çocuklara yaşatılan korku ömür boyu, yani çocuk istismarı aslında. Hani illa cinsel farklı yönden istismar olmaz. Bu da çocuk istismarı. Çünkü o çocuklara yaşatılan bu travma, bu acı bütün ömürlerine yansıyacak. Hayatları bunca bir şeylerden kaçma hissiyle yaşayacak onlar artık. Şimdi Gülsen Hanım şey diyor ya, Ayşe Hanım işte gelsin çocuklarını görsün. Hayır, çocuklarını alacak. Eğer ki sen iddiam gibi, hani diyorsun ya çocuklara şiddet uyguluyordu vesaireydi. Bir kere o halıya sarma olayını kanıtlayacağımız tanıklarımız var. Onlar mahkemede bile tanıklık tabii edebilirler. Yani. Senin bu yaptığın şiddetin yani ağababası yani. Ağababası. Yani ben Hasan Bey'le onu sormak istiyorum. Bu bence hapis cezasını tabii gerektiren yani bir suç olmalı. Bunun hapis cezası karşılığı muhakkak var. Aynı zamanda bu çocuklarla babaanne, dedenin ve buna müsaade eden babanın da ilişkisinin tamamen koparılması gerekir. Eğer gerçekten bu iddia doğru ve çocuklar o halıya sarılıp gardırobun üstüne bırakıldıysa. Zaten kesin bir şimdi canlı yayınımızda muhabirimiz İzel bu babaannenin ve kayınpederin, işte kocanın, çocukların yaşadığı evin önünde. Ayşe Hanım katılmadı ya yayına, Ankara'ya döndü. Orada yaşıyorlar. İzel merhaba. İzel, canım, neredesin şu anda sen? Biz şu an tam olarak Ankara Osman Gazi Mahallesi'ndeyiz. Sabahtan beri Esra, Seher Dinç ve Ömer Dinç'in yakınlarıyla, tanıdıklarıyla iletişim halindeyiz. Sürekli onlarla konuşuyoruz. Ama çoğundan aldığımız cevap, hiçbiri hiçbir şekilde canlı yayına katılmak istemiyorlar. Sebep olarak da bana aileden çekindiklerini, aileden korktuklarını ve bu ailenin biraz tehlikeli olabileceğini söylüyorlar. Doğru. Bu yüzden çok fazla kişiyi maalesef ki ben yayına davet edemedim, konuşturamadım. Ama bana söyledikleri bu şaşıracağımız iddialar var. Onları da sorarsam cevaplayabilirim. Tabii. Ne diyorlar? Konu komşu ne diyor? Tamam, yayına çıkmıyorlar, çekiniyorlar ama illaki, çünkü ortada iki tane çocuk var ya, bizim milletimiz o konuda çok vicdanlıdır. Yani tabii, en azından evlat sahibi olan kişiler, ya bu çocukların durumu ne? Anne bir tarafta ağlıyor. Ya burnumda tutuyorlar çocuklar. Ne diyor konu komşu İzel? Serap Hanım, çoğu komşu zaten Seher Hanım'ın haklı olduğundan ve bir önce çocuklarına kavuşmasından yana dualar ediyorlar bize. Ve bize de ekibimize ve size çok teşekkür ettiklerini iletti herkes. Çoğu kişinin söylediği şey, kayınvalide Ayşe Dinç Hanım'ın ve Şahit Bey'in çocuklarını sakladığı yönündeki iddialar ve özellikle Ömer Dinç hakkında gelen iddialar çok şaşırtıcı gerçekten. Ömer Dinç şu anda Ankara'da Canım Ana köyünde bir kadınla beraber yaşadığını ve çocuklarının da bu kadınla beraber baktığı yönünde çok değişik iddialar var. Evet, yani ben biraz tabii hem duygularıma, hislerime güvenerek hem de geçmişte yaşadığımız siz gibi konuklarımızdan edindiğim tecrübeye göre bu çocuklar o kadını anne diyorlar. Tabii, tabii. Yani başka bunun hiçbir izahı yok. Aynen. Şimdi evde 2,5 yaşında bir çocuk var.
babasını görmediği için diyor ki dedesine baba diyor. Diyorsun değil mi? Aynen. Bir erkek abime baba abine diyor. Baba diyor. Aynen. Niye? Bir baba figürü. Aynen. Orada da anne diyebileceği bir kadın var. Arkadaşlar sesim bana geri dönüyor. Ona bir bakalım mı? Yani burada ben... büyük bir haksızlık var. Tabii. Ve Ayşe Hanım sana şu an itibariyle söylüyorum ki bu çocuklarla ilgili işte yok halıya sarılma, evden kaçırılma, başka kadının yanında yaşatılma ve geçici velayet annede olmasına rağmen 2 yıl boyunca gösterilmeme, bütün bunlar çocukların elinizden alınması için başlı başına hukuki karar da zaten buna yeterli de zaten ama var. Bugün yarın o çocuklar sizin elinizden alınacak. Hocam buyurun. Hayır, şimdi herkes diyor ya psikolojisi bozuldu. Ben kimin psikolojisi bozulur yani tıp kitaplarında nasıl yer alır bu onu söyleyeyim. Kişi dehşet, şiddetli korku ve çaresizlik duygularını yaşarsa bozuluyor psikolojisi. Ya o çocukları halıya sarıp oraya koyduysanız o çocuklar korkuyu da dehşeti de çaresizliği de yaşadılar ve onların psikolojisini bozdunuz. Ve o çocukların şu anda normal olması da çok mümkün değil bir tedavi görmedikleri sürece. Hocam ikide bir de Hasan Bey. İkide bir de çocuklar kaçırılıyor. Tabii. Şimdi biz alacağız diyoruz ya. Tabii ki ben gidip ekibimle beraber kapıyı çalıp almayacağım. Polis marifetiyle alınacak. Yani pedagog eşliğinde, ya da pedagog emniyet mensupları. Emniyet mensupları eşliğinde. Şimdi bu da çocuklara bir travma tabii, değil mi? Tabii. Çocuklar o anda gelinecek, alınacak, götürülüp işte onlara pedagog eşliğinde tabii, konuşturulacak. Bütün bunlar değil mi? Çocuklarla ilgili bir travma değil mi? Korku yaşayacak bir çaresizlik yani, ne oluyor? Büyükler gelmiş. Yani ben her zaman söylüyorum kanun kötüler için vardır. İyiler zaten o kurallar silsilesi içerisinde zaten davranırlar. İyi olan nedir? Çocuğu annesine teslim etmektir. Hiçbir aracı kılmadan, hiçbir resmi üniformalı birini o çocuğa göstermeden. Ya bunu yapmıyorlarsa bunlar kötüler maalesef. Bir de öbür çocuğunu da görmüyorsan daha da kötü. Tabii, tabii, tabii. Ya bir de Serap Hanım bunlar hep çocuklarımla görüşmek istediğimde hep dediler ki daha önce de ayırdıkları için bir kere seni gördüm mü sabaha kadar ağlıyorlar anne deyip kalkıp annelerini istedikleri için biz seni aklına gelmesin çocuklar görmesin de çocuklar yani, üzülmesin unutsun diye biz sana asla göstermeyiz. Ebeveyne yabancılaştırma sendromudur bunun adı. Bu da tek başına bir suçtur benim bildiğim kadarıyla. Yani hocam 10 tane suçu aynı anda işliyorlar yani çocuğun psikolojisinin bozulması, istismar edilmesini de eklersek bir daha görüştürülmemesi gerekir. Eğer bu iddialar doğru ise Ayşe daha, Hanım bu iddialar doğru değilse senden şunu bekliyorum bir anne, bir babaanne, bir kadın olarak eğer ki sen çocukların bu tür muamelelere maruz kalmadığını iddia ediyorsan, iyi niyetliysen ki bugüne kadar 2 yıl boyunca bir iyi niyet göstermemişsiniz o belli ama belki şimdi gösterirsiniz. Senden şunu istiyorum iki çocuğu da al arkadaşların biletini vesaireni yapsınlar atla gel. Çocuklarını ver. Sen teslim et. Tabii. Yani emniyet mensuplarıyla pedagog eşliğinde gecenin bir vakti, sabaha karşı, akşam üzeri çocuklar oyun ve uyku halindeyken yaşanmasın bu. Tabii. Babaanneleri olarak tut ellerinden getirtelim seni annelerine teslim et. Anne alsın götürsün. Geçici velayet onda ama babanın görme hakkı var. Tabii. O da görme günlerinde göstersin. Çocuklarını, torunlarını seven bir kadın böyle yapar. Üstelik sen bir kız çocuğu annesisin. Bir de sürekli ve torunların da var ondan. Kızına yapılsa hoşuna gider mi böyle bir şey? Bir de Serap Hanım zaten sürekli böyle yaptıkları için yarın bir gün o çocukların benim yanıma geldiği için hem adamdan can güvenliğimden tehlikeliyim hem de ben nasıl güveneceğim o adamı göstereceğim ki yarın bir gün aynı şekilde yine götürdü. Ben zaten imkanım hayır, sen yok. Sen diyeceksin ki polis marifetiyle geleceksin diyeceksin. İcra yol kanalıyla maalesef, geleceksin evet, diyeceksin. İşte o zaman yanında mı olunuyor bilmiyorum. 2 saat görebileceksin diyeceksin. Aynen. Sen de ona göre tedbirlerini alacaksın. Pedagog iştirakiyle aynen, belli saatlerle sınırlı olmak kaydıyla kesinlikle aynen, gece yatıya bırakılmamak kaydıyla görmesine müsaade edebilir. Çünkü o figür de zayıflamasın çocuğun şimdi kafasına. Şimdi hoş mu bunlar yani? Ama bir ekleme daha yapıp bizim vazifemiz şimdi yani çok çok ciddi bir iddia. Çocuğun halıya sarılıp gardırobun üstüne bırakılması ve geçici velayet annede olmasına rağmen Ankara Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün bu konuyla ilgili olarak bence harekete geçmesi gerekir. Yani bu ciddi bir iddia çocuk istismar ediliyor. Muhtemelen başkaca
olaylara da maruz kalmış olabilir. Sosyal hizmetlerin bu çocuğu alıp, çocukları alıp pedagog yani için dinlemesi lazım. Şu an gerçekten Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gerekli şikayeti, buradan suç duyurusunu yaparak Ayşe Hanım 1-2 saat içinde o çocukları senin evinden aldırabilirim. Tabii. Kesinlikle bunu yaparım bak. Sen ister halıya sar, ister buzdolabına sakla, istersen gardıroba sakla, o çocukları alırım. Aldırtırım sosyal hizmetlere. Ondan sonra uğraşırsınız oradan almak için. Oradan da kim alabilir? Geçici velayetin olduğu anne alabilir. Peki. Bu noktalara getirme. Bu noktalara getirme bizi. Çocuk bizim yumuşak karnımız, kırmızı noktamız, kırmızı çizgimiz. Ne dersen de. Bu çocuklara bunu yaşatmaya ne babanın, ne babaannenin, ne dedenin, hiç kimsenin hakkı yok. 2 saat içinde sana bak yemin ediyorum sosyal hizmetleri kapına dikerim. Şunun cevabını veremezsin. Çocuklar nerede? Bilmiyorum. Daha da kötü. Tabii, daha da kötü. Tabii. Bilmiyorsan çocuklar nerede? Öldü mü kaldı mı? Tabii. Oğlun nerede? Bilmiyorum. O zaman nerede bu çocukların can güvenliği? Yani bir sürü soru gelir. Bize bunu mecbur bırakma. Bağlan telefona, konuşalım bu iddiaları karşılıklı cevapla. Veterimiz hazır mı arkadaşlar? Gizli tanık Barat'ta. Peki, alo. 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 Ya vallahi çocuk konusu falan olduğu zaman elim ayağım titriyor yani. Evet ya. Bu çocukları bu şekilde kullanmalarını tarafların tabii. Aynı şeyi o yapsaydı ona da tabii. Sinirlenirdik. Tabii ki. Yani anne babaların gerek boşanmış gerek boşanma aşamasında bu çocukları böyle silah gibi kullanması. Ya bir de Serap Hanım beni çok zayıf gördüler. Hani biraz çaresizliğimden bir an zayıf oldum. Nereye gitse zaten bu kadın hiçbir şekil alamaz, hiçbir şekil yapamaz. Çünkü o evin içinde biliyorlardı ki her zaman artı tanımışlardı. Yani kimsesiz böyle çaresiz olduğumu hep bunu kullandılar yani. Hep bunu kullanarak ya da yani istediği yere gitsin. Bu gerçekten herkes bunlardan korkuyor, bunlardan şey yapıyor, gerçeği anlatamıyor. Şunu söylüyorum, yalnız değilsiniz. Kimsesiz değilsiniz hiçbiriniz tabii. Ve çaresiz değilsiniz. Kesinlikle. Bu kadar. Oy olmazsa o var. O olmazsa emniyet. Emniyet olmazsa o olmazsa biz varız. Tabii. Her yani çaresiz değilsiniz. Lütfen hiçbiriniz korkmayın. Şimdi bu çocukların halıya sarılma olayı tüylerimi diken diken ediyor. Gerçekten bizzat bunu gören bilen birisi var. Gizli tanığımız. O VTR'e gelecek ekrana röportajımız. Ve onu da bu velayet davasında, bu çocukların alınma konusunda kesinlikle ve kesinlikle tanık olarak mahkemede konuşmaya ikna ederiz. Sen hiç merak etme. Şimdi dinleyelim gizli tanığın iddialarını. Bugün ekibimizle beraber Ankara'dayız. Seher Dinç ve Ömer Dinç'in yakınlarının yanında soluğumuzu aldık. Ömer Dinç'in başka biriyle yaşadığından tutun çocuklarının halıya saklanılmasına kadar öyle şok olacağımız iddialar geldi ki şimdi hepsini duymak için yukarı çıkıyoruz. Şu an Ömer Dinç ve Seher Dinç'in bir tanıdığıyla beraberiz. Kendisi bizi telefonla arayarak birkaç iddiada bulundu. Şimdi sizi dinliyoruz. Evet, ben de programı izlediğimde konuşmak istedim. Songül Hanım yani Ayşe Dinç katıldığında buna karar vermiştim. Çünkü çok fazla yalan söylemiştim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Onun oğlu Ömer, Seher'den önce evet evliydi. Bunu Seher'den gizlediler mi bilmiyorum ama şu an yalanladıkları için söylüyorum. Ve Seher gittikten sonra henüz resmi nikah bitmediği halde yeniden başka bir kadınla dini nikahlı birlikteliği var. Üstelik çocuklara da o kadın bakıyor. Şu an onların yanında. Ya aslında bu gerçekten şok olacağımız bir iddia. Şu an Ömer Dinç'in başka biriyle beraber yaşadığını, evet. Çocuklarının da o kadının baktığını söylüyorsun evet. Bize. Evet. Peki bize az önce söylediğin bir iddia daha vardı. Ayşe Dinç ile ilgili. Ayşe Dinç polisler eve geldiği zaman çocukları bir yerde sakladığını evet, söylemişti. Evet, onun tanıdıkları söylemişti bunu. Hı. Polisler geldiğinde çocukları saklamak için halıya sardırmış. Hani polisler oraya bakmayı akıl etmez diye düşünmüş ve çocukları bir şekilde vermemiş. Ayşe Hanım, kimin çocuğunu kimden saklıyorsun ya? Sen kimin çocuğunu kimden saklıyorsun? Halılara filan sararak ne oluyorsun? Kadın demek ki haklı. Gerçekten de diyor ki bana kendimi taşıyıcı anne gibi hissettirdiler. Sanki işte bu çocukları ben verdim onlara.
onların da benim de işi bitti. Şimdi böyle olunca hakikaten haklı buluyorum yani. Sen kimin çocuğunu kimden saklıyorsun ya? Babaannesin. Çok kıymetlisin. Dedesiniz. Çok kıymetlisiniz. Değerlisiniz. Bu değerinizin farkında olun. Ve biraz bilge olun. Bilge. Değil mi? Yani tabii, dede olmak, babaanne olmak, anneanne olmak çok kıymetli ama böyle yaparak değil. Kimin çocuğunu kimden saklıyorsunuz siz ya? Bir de Serap Hanım, hani ben gerçekten bu insanlardan korkuyorum yani. Ben buradan çıktıktan sonra can güvenliğimden de korkuyorum. Hani bunlar hiçbir şekilde yani her şey yapabilecek insanlar. Vurmasından tut her şeyine kadar. Çünkü daha önce babası ben böyle bir şey yaşandığımda, maruz bıraktığımda ben boşanırım giderim dediğimde çocuklarımı alırım. Büyük bir darp etti beni ve hiç bir hafta boyunca o köyden de çıkartmadı. Sonra da gitti dedi ki ben bir arsa gömerim seni, öldürürüm dedi. Hiç kimse seni göremez, bulamaz dedi. Yani defalarca oğlusunda da aynı şekilde. Çok fena. İkisi üçüsü birlik oluyor, her şeyi yapıyorlar. Bunlar da... Peki Ömer telefondaymış kocam. Alo. Alo. Ablacığım, iyi günler ablacığım. Merhaba Ömer, nasılsın Ömer? Çok teşekkür ederim ablacığım. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, inşallah. Nihayet sesini duyabildik Ömer. Yani ablacığım kusura bakmayın, hani bu zamana kadar bağlanmadım çünkü benim yani eşimle diyeceğim hala. Onunla bir yaşanmışlığım olduğu için. Ben senin eşin falan değilim. Seher müsaade et lütfen, araya girme. Evet. Bir yaşanmışlığım olduğu için hani yani ya ablacığım o kadar çok yani bir şeyler kurmuş ki kendince, dümen kurmuş ki. Hani ben bunları yani gerçekleri söylememe niyetindeyim. Çünkü yani herkes izliyor ablacığım, yazık, günah yani ona da. Yani ne? Sonuçta biz inşallah boşanacağız zaten ki ben ondan daha çok istiyorum boşanmayı. Hı-hı. Ama yani bir daha evlenemeyecek yani benim açıklamalarımdan sonra. Ben buna eminim. Sen ne açıklayabileceksin ya? Asıl ben zaten seni açıkladım. Sen neyi açıklayabileceksin Ömer, ki? Şöyle bir şey var. Evet, buyurun ablacığım. Burada bence seninle ilgili de çok şey söyledi ama ben hep iddia olarak bunları. Çünkü evet, ablacığım, yanınızda değildim. Bilmiyorum kardeşim ne yaşadınız. Ablacığım ama, şimdi ben mesela sizi izlerken devamlı size de biraz yani öfkelendim. Şu yönden öfkelendim. Çünkü ya elinizde raporlar var, siz ona göre şey yapıyorsunuz. Ben ona göre çocuklarımı hiçbir zaman bırakmayacağım. Müsaade et. Evet. Biraz zahmet bir lafımı kesmezdi. Evet, lütfen. Evet haklısın. Evet. Ablacığım DARP raporu diyor mesela. Elinde var, tamam eyvallah. Ben ona bir şey demiyorum. Lakin ya 11.30'da gecenin 11.30'unda abla kapıyı açıp gidiyor ya. Gidiyor abla, gidiyor. Kafası esince basıp gidiyor ya. Ben önünü kesemiyorum ablacığım ya. Ben yalan. Bu sefer bir saniye anlatayım lütfen ya, lütfen. Seher, Allah gitme, lütfen. Allah şahidim olsun ya. Hı. Herkes de şahit olsun anlatın, orada anlatın. Ya. Niye gidiyor Ömer? 11.30'da abla bak şöyle bir şey var. Gidiyor, tamam mı? Ben diyorum ki ya bu saatte nereye gidiyoruz? Tamam biz tartışmış olabiliriz. Bak. Hı. Yani evliyiz abla biz yani. Her şey olabilir evin içinde. Tartışmış olabiliriz. Ama sinirlerine hakim olamıyor. Kapıyı açıyor abla, gidiyor. Ya diyorum Allah için diyorum. Bu saatte nereye gidiyorum? Paran yok, bir şeyin yok. Diyor ben Mersin'e gideceğim. Tamam git gene. Yani sırf sakinleştirmek için yani gecenin bir vakti. Sabah git. Sabah ben senin biletini keseyim. Vallahi billahi gidersin ama bu saatte nereye gidiyorsun? Abla yok. Ben başa çıkamıyordum Allah için. Ben pes diyordum yani. Peki, abla gitmeye çalışıyor. Ben kolundan çektim abla. Yani kolundan çektim. İçeri gir artık yav dedim ya. Yeter yav dedim. Abla çocukların bisikleti vardı, üzerine düştü. Abla bir de şöyle bir şey var. Bak benim karımın iki tane huyu vardır. Yani ben güzel huyunu söyleyeyim. Çok güzel yemek yapar. Mutfakta gerçekten güzel bir aşçıdır Allah için. Ama bir de abla kendini dövmesi, hırpalaması, üstünü başını yırtması, saçlarını yolması. Bir de ablan bağırıp çağırıp milleti başına toplaması var abla. Şimdi bunlar sinir krizi geçiriyor galiba. Ablacığım bak. Bir şeyler yaşanıyor ki bu kadın deliriyor. Yani bir tamam, sinir krizi tamam mi geçiriyor acaba Ömer? Hayır, ben size anlatayım. Ablacığım. Şimdi ya ben abla bir kere taşıyıcı muhabbeti yani çok ayıp gerçekten. Böyle bir şey olur mu ya, gözünüzü seveyim ya. Ben resmi nikahımı yapmışım, düğünümü yapmışım, evimi ayırmışım. Ya bütün 3 tane çocuk yapmışım ablacığım ya, Allah için yani ya. Bu çocukları herkes kim büyüttü? Kim bir baktı? Saniye, kim bugüne saniye kadar getirdi? Doğurdu. Hakkım yok muydu ki görmeye, şey yapmaya? Bu kadar bak mı kötü bir anneydim? Bak annesin. Bak sen bir anneysem niye anneliğimi göstermedin? Sen demedin sen annesin. Ya. Sen dedin ki benim annem anne. Seher, ama dinlemiyorsunuz. Ömer bir şey söyleyeceğim. Bir buyur kadın abi olarak ben biraz baştan böyle duygusal kısmına da girmek istiyorum. Diyor evet, ki evet, beni evet diyor hiçbir zaman sevmedi, ilgi aynen göstermedi, bir kere bile seni seviyorum demedi. O kadın bu kadını gezdi. Dolayısıyla
böyle bir kadın hırçınlaşabilir. Böyle ablacığım, bir kadın bak, hakikaten ne bileyim çok ileri gidebilir. Ben hak veriyorum. İstini başını bakın, yırtma ben, derecesinde ben, sinir krizi bakın, geçirebilir. Bakın anlattıklarına göre, anlattıklarına göre kendisi haklı. Kendisi haklı. Çünkü abla kendisi kuruyor. Ya yemin ediyorum abla şöyle bir huyu vardır. Elmaya armut dedim abla, sen ona inandıramazsın onun elma olduğunu. O diyor yok illa da armut yavruyor. Ya kendi kafasında kuruyor abla, inanıyor ve onun için mücadele ediyor. Benim karım mesela abla özür dilemeyi bilmez. Alttan almayı bilmez. Kesinlikle. O kadar Mersin'e gitti abla. Ben 7 senedir evliydim. Ya bir kere bile abla, yani bir kere bile kocasını aramaz mı insan ya? Hep ben arıyordum. Ya diyordum, der diyordum hani biz evliyiz. Sen niye hiç beni aramıyorsun? Koca aynen abla şöyle konuşur bak. Ya biz hiç güzellik erkek, bir şekilde ben Mersin'e ya, gittim ya? Hep davet ettiniz, hakarete uyardınız. Ama öyle sözümü gittim. Dinler misin? Diyormuş ki. Lütfen ya, niye sen beni, çok bir iki gündür konuşuyorsun. Niye beni aramıyorsun? Yalan söylüyor. Anlatsın ama dün tamam, sen konuştun ya, bugün ha, de o tamam, konuşsun. Evet. Aynen abla, çok teşekkür hepsine ederim ablacığım. Hepsine cevabım var zaten evet, benim. Şey diyordu abla işte, ben dedim ya sen insan kocasını aramaz mı? Niye bir kere, 7 senedir ya bir kere insan aramaz mı ya? Erkek kadının peşinden koşar. Erkek karısını arar. Allah Allah. Yani biz flört müyüz? Neyiz yani? 3 tane çocuk yapmışım ben ablacığım. Ya şöyle bir şey var ablacığım. Hani diyeceksiniz 7 sene boyunca hiç mutlu bir gününüz olmadı mı? Oldu ablacığım. Hı. Bir ay çok mutlu olduğum bir ayım oldu yani. Bir o ay da şöyle oldu abla. Evet bir ay. Hı. Bir ay. O da şöyle oldu abla, anlatayım. Ben eşimi ikna ettim abla. Hani dedim ki ya gel dedim, 3 tane çocuğumuz var. Allah şahidim olsun ablacığım. Dedim ki gel dedim bir psikoloğa gidelim, tedavi olarak yani ikimiz de tedavi olarak ya. Bir konuşak yani, bir derdimizi anlatak. Hani belki bir çözümü vardır. Ablacığım meslek hastalıkları hastanesine gittik. Hı. İkna ettim yani, oraya gittik. Ben doktor hanıma yalvardım yani, Allah ondan razı olsun abla. Ya gerçekten bana güzel bir ayımı verdi yani. Dedim ya, dedim hocam dedim, biz dedim sürekli dedim tartışıyoruz dedim. Ya tartışıyoruz biz ya. Hani pireyi deve yapıyoruz ya biz. Dedim bizimle konuşun dedim. Eğer sıkıntı bendeyse Allah için beni tedavi edin dedim. Eğer dedim eşimdeyse dedim Allah için onu tedavi edin dedim. Bizim 3 tane dedim ortada çocuğumuz var dedim. Yazık günah yani dedim. Hocam, hoca bizimle yaklaşık yarım saat kadar ayrı ayrı konuştu. Ve sonra eşime, Seher'e, kendi de şahittir, sakinleştirici 50 miligram hiç unutmuyorum sakinleştirici hap yazdı. Dedi bunu bir kullan, bir ay sonra gel bir bakalım bir durumuna. Ablacığım 50 gün, bir ay boyunca kullandı. Kullanırken de biz de diyoruz ki annem, babam, Allah onlardan razı olsun yani. 7 sene evliliğimi sürdürmesinin sebebi annem, babam, bir de kendi babası. Babası çok iyi bir insandır. Hı hı. Hasan yani gerçekten çok iyi bir insandır. Hepimiz yani hepsi bize çok yardımcı oldular. Bizim kahrımızı gerçekten onlar çekti yani. Gerçekten onlar çekti ablacığım. Ablacığım bir ay kullandı. Yemin ederim size Seher'de çıt yok. Seher çok sakin ablacığım. Sakin bir insan ya. Yemin ediyorum ne desem yapıyor ve abla. Ve mutlusunuz. Ne istesem yapıyorum abla. Vallahi bir ay. Abla bir ay geçtikten sonra biz tekrar doktor hanıma gittik. Doktor hanım dedi ki işte dedi, nasıl oldu? Vallahi dedim ki Allah sizden razı olsun ya. Gerçekten elinizi ayağınızı öpeyim yazsın dedim. Yani seni demek mutlu ben eden şey orada sen ne istesen yapıyor olması mı? O mu yani seni mutlu eden şey? Abla şey yapıyor bu. Mesela Seher böyle şey gibi ya, hiperaktif gibi abla. Sürekli bir şeyler kuruyor. Kendi kendine tartışma çıkarıyor. Kendi kendine büyütüyor. Kuruyor abla kafasında yani. Kuruyor. Mesela nedir abla? Ben lokantada çalışıyordum. Lokanta yani abla orası. Benim 3 tane 4 tane garsonum vardı. Hepsi bayandı. Ya abla düşünebiliyor musun? Yardım ediyorum. Koltukları mesela ihtiyaç tabii bir bayana veriyorum. Yok senin bununla ilişkin var ya, öyle şeyler olabilir mi ya? Allah için ya. Seviyor demek ki. Yani 3 gün boyunca kurdun. İlk başta çıktığım zaman söyleyecek kelimen yoktu. Baktın dedin ne dedin? Dur kendini aranızda böyle bir kurdun niye söyleyeyim? Bunu buldum, bu yalanı buldum, bu yalanla örtüşeyim, böyle yapayım. Seher'i bununla vurayım dedin değil mi? Ben açık konuşayım. Ben Ömer, sizinle vereceğim cevaplarım var. Ömer. Allah da biliyor. Buyur ablacığım. Niye bir kere bile seni seviyorum demedin? İçinde ukde kalmış. Vallahi dedim. Görürsün. Abla ben sevmesem niye 3 tane çocuk yapayım? Kimse ölmesin. Ben sevmesem neden 3 tane çocuk yapayım ablacığım ya? Hadi bir sevmedim. Ya 3 tane zaten üç. Siz çocuk için evlendiniz. İki tabii ki 3 tane çocuk bak, yapacaksınız. Siz ben emzirmeye geliyorum. Çocuğumu emzirmeye bile vaktim yok. Vakit vermiyorsunuz. Kalkıp da çocuklar diyorsunuz ki çocuğu
Değer sen çocukların hiçbirini emziremedin ki. Tamam sen kendini bitirdin ben de başlayacağım. Bir dakika Ömer, bir de şimdi onu dinleyelim mi? Serap Hanım abla, diyor bir, ya. Bir şey daha sonunu getireyim anlatayım olayı. Sonunu getir, peki getir sonunu. Ha, söyle. Abla bir ay geçtikten sonra hepimiz söylüyorduk yani işte lütfen hani ilaçlarını al. Bak iyi geliyor sana. Çünkü biz farkındaydık yani gözlemliyorduk ablacığım biz yani. Biz yaşıyorduk çünkü ya. Tabii sonra abla bir ay geçtikten sonra ya, doktor hanıma gittik. Doktor hanım 50 miligramı 100 miligram yaptı konuştuktan sonra. Yani arttırdı biraz. Bak. Ben o doktora sonra, giderim o raporu ama da çıkartırım. Ama dinler ya lütfen o, ya. Gittiğim tarihin her şeyi de çıkartırım. O bir şey bir süre sonra hocam değil mi? İki katına çıkarabiliyorlar normal dozu. Normal çünkü yan etkilerine ilk başta şiddetli yaşamasın diye düşük dozdan başlanarak evet, arttırılır. Yok, ya yani normal o senin hastalığın ya da rahatsızlığın. Ya da Serap Hanım ben hepsine değil. Böyle anlatıyor. Yok ablacığım, hayır böyle bir şey. Biz bitirsin ama bitirsin. Evet. Bitireyim evet. Bitireyim ablacığım. Ben seyre yalnız vermek istemiyorum. Yani. Sadece başımdan geçen şahit olduğumu anlatıyorum ablacığım. Yani. Neyse abla 3 gün 4 gün geçti. Biz dedi ki bak yazdığı ilaçları kullan. Abla yemin ederim sana. Mersin'den çocukları benden bunu almamak için ama elinizden geleni yapıyorsunuz. Yani bununla of şey yapmaya çalışıyor. Bunu da bak sıkışıyorsun. Sıkışıyorsun moralim bozuluyor. Müsaade et. Ben sıkışıyorsun moralim tamam bozuluyor bak sıkışıyorsun Allah için seni nereden tutarsak Allah'ı bile elimizde kalır. Allah aşkına. Elimizde kalır. Ablacığım ondan sonra Mersin'den buna belli telefon oldu açtılar. Dediler ki sakın o ilaçları kullanma. Bizzat annesi aradı. Sana mahkemede delil olarak gösterirler. Bak delil olarak. Abla yemin ediyorum size hani ilaçları bir bıraktı aynısı oldu abla. Aradan iki gün geçmedi aynı oldu. Ve doktor hanım bana dedi ki abla senin eşin dedi sinir hastası dedi. Ay ben artık bu bacaklarında elleri bak biraz sinirlensin elleri zangır zangır titriyor. Ya bu hastalıktır abla bu Allah'tan gelen bir şeydir. Ben demiyorum şöyledir böyledir. Siz, Allah ama neden tedavi olmadı yani bizim yuvamızı kurtarmadı abla? Neden 3 tane çocuğuna sahip çıkmadı? Ya senin bir kere psikolojin bozuk ya. Ömer sen ya, karını seviyor muydun? Yani seviyor musun? Sevgi diye bir şey yoktu. Ayran abla tabii ki seviyorum. Şu anda sanki biz sizi barıştırmak istiyoruz gibi bir duyguya kapıldın da niyetimiz o değil zaten bizim. Yani tabii o sana ne demiş, nasıl davranmış, sen onu seviyor muydun, sevmiyor muydun? Yani biz sizin evliliğinizi falan kurtarmaya çalışmıyoruz. Aynen. Ben çocuklara bakın, geleceğim ama hocam bir şey söylüyor. Bakın, şimdi siz, Ömer siz Bey abla, hani doktor hanım bir teşhis koymuş, ilaç vermiş. Tabii ki ilaçlar da iyi gelmiş. Demek ki doğru bir tanı koymuş. Onda bir sıkıntı yok. Ama ben burada 3 gündür Seher Hanım'ı gözlüyorum. Ben de bir hekimim. Hekim gözüyle gözlüyorum. Yani sizin ima ettiğiniz tarzda bir durum yok. Bazen insana çok fazla baskı olursa, işte o çaresizlik duygusu içinde kalırsa doğuştan falan değil hastalanır. Yani belki sizden ayrılmak ilaçtan daha iyi gelmiş de olabilir. Şu anda hiçbir şey yok Seher Hanım'ın. Beyefendi isminiz neydi sizin? Taner. Pardon. Taner Hocam. Taner Hocam. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın ben demiyorum yani onu delidir şöyledir böyle demiyorum. Sadece diyorum ki Seher Hanım sinirlerine hakim olamıyor. Sinir hastası bu bir hastalık yok ya. Yok ama burada belli ederdi saklayamaz kendini. Yani biraz sizin tabir ettiğiniz tarzdaki sinir hastalığının kendisini saklama ihtimali yoktu. Şu anda gözümüzün önünde çıldırması gerekirdi yok öyle bir bakın, şey. Bakın şu an orada rahat. Hele biraz böyle tartışma falan olsun ya görürsünüz ya ben bir şey demiyorum sadece. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ona buna güvenmiyorum çocuklarım için. Yemin ediyorum size ben sadece çocuklarıma güveniyorum. Bak Umut'la Tuana'ya güveniyorum. Çünkü çok şükür akılları başında ablacığım. Hani onlar zaten pedagog eşliğinde konuşurlar. Ablacığım bakın ben şöyle söyleyeyim. Ben çocuklarımı kaçırmadım. Kaçırmadım kesinlikle. Niye 2 senedir görmüyorlar? Bu halılara malılara niye sarılıyor çocuklar? Niye abla polis geldiğinde evden kaçırılıyor? O zaman bunların da cevabını verir misin? Onu da yalanla. Onu da yalan. Vereyim ablacığım. Bakın soluksuz anlatayım ben size ablacığım. Neden 2 senedir çocukları görmeye diye. Biz babasıyla yani oradan ayrılırken babası dedi ki ben çocukları kabul etmiyoruz biz dedi. Ömer dedi haberin olsun. Ben babasını çok severim ablacığım. Çünkü insandır. Allah var çok yardımını gördüm yani. Evet. Ben bunun sözüne itimat ettim abla geldim. Bakın ben ikametgahımı dahi buraya almadım abla. Hani ne olur ne olmaz yani eşyalarımı orada bıraktım abla. Tabii eşyalarımı bıraktım ben tabii ya. Evimi orada ev bıraktım. Var ya, ama ev sahibine ya, evden at falan sanki ev almışız aydan aya kira, ev sahibine kira ödüyor. Ömer Bey efendi kalkıp da düşünüyor çocuğunun bir tane abla, karısında bakın orada olduğunu. Sen giderken bir kere 3 ay sonra benim aileme haber verdin dedin ki kalkıp da ailen daha sen aramıyorsun haberleri bile yok. Ya demiyor ki
biz benim oğlum niye buraya gelmiş? Niye, bu çocuk niye, neden iki çocuğu aldı buraya geldi? Bize bile Seher sorunladı. Neden, ya neden, sen kendi kendine böyle hikaye anlat. Ben sana söyleyeceğim bütün sen cevaplarım var. Sen niye küçük oğlanla hiç ilgilenmiyorsun Ömer? Bir tane de 2,5 yaşında yok ki onun çocuğu değil ki havada geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bana abla şey açmış ya. Telefonla görüşmeme davası açmış ya. Ben telefonla bile arayamıyorum gözünüzü seveyim. Her Allah yerde beni kitlemiş ya. Zaten numaram yok ki sende. Ailem var, görüş. Ya Allah için ya. Şimdi sen böyle bir dava açmış mısın, açmamış mısın? Ben telefonla arayamıyorum abla ya. Ben telefon davası falan ya. Uzaklaştırma mı abi? Uzaklaştırma var çünkü benim konum hepsi ortada. Tamam işte iletişim kurmama. Yani telefonla bile iletişim kurmayacak. Evet abla. Evet. Bir de abla şöyle bir şey söyleyeyim. Neden iki senedir görmüyorsun? Madem ki telefona iletişim ama kurmuyorsun da ki. O yüzden mi kalkıp da sırf çocukların kimliği için bana diyorsun ki mesaj atıyorsun. Diyorsun ki kimlikleri gönder. Zaten o numarayı kullanıyordum. Ben ilk de diyordum ki belki diğer çocuklarla görüşme itibarını kesmesin. O hatı kalkıp kapatmadım. Aldı kendi kendine üst üstündeydi ya. Aldı hatı kapatmış. Arada bir sene geçmiş. Acaba bu kız dur belli ki bir açını yakalarım diye biriyle görüşme mesaj bir şey atmaz. Abla bir şey almış, söyleyeyim mi? Almış hatı da açmış kullanıyor bir de. Bir dakika ben, Ömer bir dakika. Bu hatı da hepsini ispatlayabilirim. Bu çocuklar sendeki çocuklar. Evet. O kadına anne mi diyorlar? Yok ablacığım ya niye anne desinler ya kendi anneleri var. Benim annemi öbür anne diyorlar ablacığım yani. Nasıl öbür bir kadın olduğunu diyorlar. Bir kadın olduğunu kabul ediyorsun yani bu durumda. Ama anne diye kime diyorlar annene mi diyorlar? Öbür anne diyorlar yani. Öbür anne diyorlar. Ha baba anne ha öbür anne yani fark eden bir şey yok yani. Ablacığım bu kadar büyütülecek bir şey yok yani. Ama bir kadın olduğunu kabul etmiş oldun böylece hayatında. İki çocuğunu göremeyen Seher. Eşi aslında hala boşanmadılar. Resmi nikahları var. Eşi Ömer'le bir nevi yüzleşme, bir nevi hesaplaşma yaşıyorlar. Birbirlerine belki o dönemde söyleyemedikleri ya da öfkeyle söyledikleri için karambole giden, anlaşılmayan duygularını bugün burada birbirlerine söyleme fırsatı buldular. Dediğim gibi biz şu anda Ömer telefondasın değil mi? Bir ablacığım buradayım. Ömer... Amacımız sizi barıştırmak falan değil. Siz zaten yetişkin insanlarsınız. Bunu istiyorsanız yaparsınız. Konu aslında iki tane çocuğun annelerini, bak annelerini onu demiyorum önce. Çocukların annelerini görmemeleri, sonra senin küçük çocuğunu görmemen, onun babasını görmemesi, annelerin çocukları görmemesi, velayet, geçici velayet annede olmasına rağmen çocukların bir şekilde iki yıl boyunca senin yanında olmaları. Konu bu. Ama sen şu ana kadar konuştun ve ben Seher'i susturdum. Çünkü sen cevap hakkını kullandın. Evet. Şimdi müsaade edersen, etsen de etmesen de Seher şimdi senin söylediklerine cevap verecek. Bir 10 saniyenizi alabilir miyim? Tabii 10 saniyesi alabilirsin. Ablacığım geldi çocukları almaya evime. Hı. Taşla geldi. Neyle geldi? Taşla geldi abla penceremi taşladı sabahın 7'sinde abla. Çok şoka uğradım ya ben affedersin yani böyle ne yapacağımı şaşırdım ablacığım. Taşla maşla camlarım mamlarım taşladı ya. Ya toparlanana kadar bir 10-15 dakika geçti dışarıya çıktım. Dedim sen ne yapıyorsun böyle ya dedim. Çocuklarımı ver bana. Ya onun konuşması böyledir abla zaten bakmayın orada öyle olduğunda. Çocuklarımı ver bana. Ver çocuklarımı bana. Ya dedim git başımdan yap dedim. Ben sana nasıl çocuk vereyim ya. Hale geçmemiş huyun. Çünkü abla şiddete eğimli bir insan abla. Ya abla bunlar zaten evinde birbirlerine sinir... Niye oraya göndereyim ya? Ya zaten bütün evliliğimizde... Çocuklarım derken şey... öbür çocuk senin değil mi Ömer? Çocukları mı diyorum abla yani? Umut'la... Abla gözünüzü seveyim. O çocuk mamada. Ya ben bilmiyorum devlet onu bana vermez. Abla versin bana. Bakın bunu bana da vermemiş versin zaten. Yani. Bunları da vermemiş ki. Yani. Bunların da geçici velayeti annede. Bu ne demek biliyor musun? Ama beni kandırdılar abla. Beni kandırdılar ya. O yüzden ben mahkemelere çıkamadım abla ya. Ben kaçırdım hepsini. Ben şu an avukat tutmuşum. Dünya kadar para vermişim. Bakın abi, yemin Ömer, ediyorum Ömer sen pek kandırılacak bir adama benzemiyorsun. Yok bak. Abla yemin ediyorum size bakın. Babası dedi ya dedi ben iki çocuğu istemiyorum dedi. Çocuklar sende kalsın dedi. Ben bu yüzden abla vallahi billahi bekledim. Dedim ki belki dedim döner dedim ya arar beni dedim. Hani diyor ya ben dedi çocuklarla hiç konuşmadım. Abla yalan söylüyor. Siz tekrar dediniz ki Seher çocuklara dayanamaz her defasında. Bak 10 saniye dedin. Kız kardeşim ya tamam ya konuşma bir bana fırsat ver. 10 saniye dedin 5 dakikadır konuşuyorsun kardeşim. Bir müsaade et
Şimdi yeter. Seher konuşsun hadi. Serap abla, Hanım hani dedi ya ben onu dedi evde dedi darp mı gecenin 11'inde çıkmış. Yalandır. Bunlar kalkıp beni kalkıp lokantada kızlarla konuşuyor. Her şey yapıyor. Ben de evde aç kalıyorum. Kalkıp bir haçlık bile bırakmıyor. Kalkıp bütün oradaki çalıştığını da ailesine veriyor. Orada da kalkıp ekstra kazansın diye. Bir de ekstra da kalkıp sen onun madde kullandığını ve sattığını mı iddia ediyorsun? Yok iddia etme aynı tabii ki görüyorum niye biliyorum. Niye ihbar etmedin? İhbar etmedim çünkü korkuyordum tehdit ediyordu zaten sürekli. Hani böyle böyle bir şey yaparsan seni bak öldürürüm şöyle böyle falan zaten şeyler söylüyordu. Sanki burası Texas yani. Gözünüzü Ömer senin yapmayın. Böyle bir durumdan bir sabıkan cezan yakalanmışlığın herhangi bir şeyin var mı? Yok ablacığım ya zaten yalan söylüyor ablacığım ya. Şu an tamam. Sen her şeyi şey. Doğru söylüyorsun. Ben kendi kendime böyle Allah'a ortada havada üç çocuk oldu. Ben kendi kendime böyle oldum. Allah'a şükürler olsun beni tanıyan tanıyor. Ya Allah çok ki beni de tanıyan tanıyor. Seni tanıyan ben 10 kişinin o ailenin sülalen korkması cevaplar verse var ya. Senin bütün iç çamaşırını bile ortaya çıkartır. Abla bakın ben namazından yazdım. Ya neyse sen kendisi. Konuşma sen ben seni dinledim adam akıllı. Sen niye beni dinlemiyorsun? Kendisi hani bir de diyorsun ki o dinlemeyen beri, bir insan. Baksana sen benden daha çok dinlemeyen. Ben 7 senedir abla Serap hiçbir zaman ibadetim ya bak Serap abla biliyor ki haklıyım bak, ya doğru Ömer, şeyler açıklayacağım Ömer, o yüzden sürekli beni konuşmuyor. Konumuz ibadet falan da değil kardeşim. Ne ibadetle ne alakası var bu işin? Olur mu ablacığım ya? Herkes, Allah Allah. İnsan tarhoş. Baban da hacıydı. İnsanın dini. Yalan söylüyor dövüyor. İmanı onların hepsi kendine ait içinde olması gereken aynen. Duygular. Onun şu anda ne çocukla alakası var ne 2 yıldır onu gör. Bununla alakası yok. Allah kabul etsin. Kılıyorsan kıl tabii ki de. Allah. Ama onun konumuzla bir ilgisi yok yani. Velayet ona geçti şimdi çocukları sahiplenmeye çalışıyor ya. Benle konuşun onu bir kesebilir misin? Çocukları sahiplenmeye çalışmıyor. Ömer bir şunu aklınızın bir köşesine yazın. Bu çocuklar evet. İkinizin çocuğu kardeşim. Evet abla evet. Senin de onun da. Evet. Kimse sahiplenemez bu o çocukları. O diyor annemin çocukları. Hayır. Annemin çocukları. Bu çocuklar ikinizin. Evet. O anne sen babasın. Şimdi evet, senden ablacığım. Şunu rica ediyorum. Evet. Bir kere... Yasal olarak çocukların bulunması gereken yer, onun babası isterse desin ki ben bu çocukları istemiyorum. Anne istiyor kardeşim. Ya da o zaman şartlara uygun değildi, isteyemedi, şimdi istiyor. Şimdi istiyor. Ama senden rica bu iki evet. Çocuğu iyi niyetle, yoksa hakikaten sosyal hizmetleri, bu halı malı olayları var ya 2 saat ya sonra. Ya abla yok öyle bir şey ya, ben evde bile değilim ben ya. Sana, sen evde ya. Olmadığın için, kayınvalide, annen. Ya. Öyle bir vicdansızlık olur mu abla ya? Çocuklar halıya sarayım bilmem ya kim Ömer. Yapar ya ben onlar tırnağına kıyamam biz mi duyduk? Görenler biliyor. Ömer ben bunu Seher söyledim. Söylemedi. Seher ha? Söylemedi. Ben onların tırnağına kıyamam abla ya. Ne sen kıyamazsın. Ben evde bile değildim ya. Evde bile değildim abla ya. Gözünü seveyim. Ömer. Abla her yeri aradılar ya. Her yeri aramışlar Ömer, ya. Ömer beni bir dinler misin kardeşim? Buyur ablacığım. Ömer sen yoktun evde yavrum. Annen evet. Çocuklar işte bulunmasın diye... Bunun ki bak kim gördü bunu da söylesem şok olursun. Ama tabii ki söylemeyeceğim. Benim yanımdaydı benim. Çocuklar benim yanımdaydı. Abla ben dışarıdaydım ya. Halıya sarıldığını bizzat bilen kişileri getiririm karşına. Getir annen abla. De annen de çok mahcup olur. Ama o insanlar afişi olmak istemiyorlar. Yok senden... Hayır getirin abla. Ablacığım bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bakın benim dostum da var ya, düşmanım da var. Ya valla yalan söylüyorsunuz ya. Bakmadınız ablacığım, bu yalanlarınızdan. Ya. Nasıl bu dünyaya yer ablacığım. Edineceksiniz onu bilmiyorum. Ömer ben lafı çok dolandırmayacağım. Senden rica ediyorum. Yarın çocukları al. Ben senin ekibimle beraber İstanbul'a gelin. Çünkü o çocukları bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün polis marifetiyle, işte pedagog marifetiyle gerçekten aldırabiliriz. Çünkü yasalar abla ben, ondan yana. Ben ne diyorum? Ben hı. Yemin ediyorum ne kavramına gülüyorum. Sen o çocukları almamak için sen her ya. Yalanı, her şeyi başvuruyorsun. Üstüme etmediğin iftiraları bile söylüyorsun. Avukatımız Ömer konuşuyor. Bey, yani sen çocukların annesine güvenemediğinden kaynaklı evet, çocukların evet. Annesine mahrum bıraktığını iddia ediyorsun. Yalan. Ama mahkeme yasa bu anneye güvenmiş ve geçici olarak bu çocukların anne yanında kalmasını istemiş. Böyle de bir karar vermiş. Eğer sen bu karara riayet etmezsen bir daha bu çocukları da göremezsin ha haberin ben olsun. Çıkamadım. Çıkamadınsa yeniden velayet davası açarsın. Ne olursa açarsın. Olsun o mahkemeye evet, gidip olsun. Bakın Taner Bey. Bakın ne olursa olsun beni dinler misin Hasan lütfen? Hasan Bey konuşuyor. Eğer ki bak eğer ki çocuklarla ilgili olarak tekrardan yanında görmek istiyorsan gidersin mahkemenin verdiği bu velayet kararına itiraz edersin. Ya aksi halde ortada bir mahkeme kararı varken
O çocuklar Allah annesine mahrum bırakırsan o çocukları Hasan bir daha görmeme ihtimalim var. Hasan Bey, siz robot gibi konuşuyorsunuz. Ben ciğerimi niye vereyim ya? Ben tanrılar neyi emrederse onun gibi konuşurum. Allah ve Allah. Seni uyarıyorum ben, seni. Ben de bir babayım. Ama senin yaptığının yanlış olduğunu sen de biliyorsun. Ömer Bey, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Kanun tarafsızdır. Hasan Bey de tarafsız olarak konuştuğu için size öyle geliyor. Sizin tarafınızda değil ya. Benim çocuğum burnunu kaşıkla kırdı ya. Çocuğum hala iki günde bir burnu kanar. Tamam işte bunları götürüp söylemen lazım mahkemeye. Bunu söylemen lazım. Şu an teslim etmediğin takdirde suçlusun. Tamam. Dava sonuçlansın. Dava sonuçlansın. Ona göre çocuklar sana verilirse sende kalır. Mahkemede zaten kalkıp demiş ki bu 4,5 ay boyunca bu geçici veliaht çocuklar annenin yanında kalınacak. Sen kendin o sıra boyunca mahkemeye geldikten sonra zaten karar verilecek. Sen niye devletin hukukun verdiği kanuna göre işlenmiyorsun da siz kendi kanununuzu kendiniz belirliyorsunuz? Siz kimsiniz yani ya? Benim çocuklarımı harcadınız, beni harcadınız. Yeter ya, ben sizin yalanlarınıza bak her şeyi ispat ederim. Benim bütün delillerim var. Sen her şey yalan. Yok gelmiş camımı taşlamış. Bu bile yalan ya. Bir çocuk annesi dayanamaz. Sen o sevgi verememişsin çocuklara 7 sene boyunca ya. Ya niye küçük? Ya. Sen nereden biliyorsun verip vermediğimi ya? Sen bir dakika Ömer. Niye konuşmadın mı sen? Öbür türlü korktun değil mi? Hayır, küçük çocuk senin diye değilmiş gibi konuşuyorsun. Evet, evet ya. Tabii. O da, onu da dövüyordur ondan o zaman. Ondan vazgeçmiş. Ondan vazgeç. Çünkü biliyor ki ben nasıl bir anne olduğumu. Onu da dövüyordur. 2,5 yaşında aynen. Olması bir şey değiştirmez. Abla bunu, ben size ne diyorum? Ben o çocuğuma ulaşamıyorum. Anlamıyor musun? Yalan söyleme. Yalan söyleme. Sen ulaşmak istedin de biz mi izin vermedik? Ömer, çocuk burada. Burada çocuk. İstiyorsan gel sen de onu gör. Aynen. Serap Hanım, yani ben 7 yıl onunla yaşadım ve onunla yaşadığım için çocukları veremem diyor. Şimdi madem böyle bir çekincem var. 7 yıl boyunca böyle bir sıkıntı içerisinde yaşadım ve çocukların orada kalması sakıncalı. Niye mahkemeye ilk sen müracaat etmedin? Neden velayetle ilgili ilk kararı sen almadın? Neden aynen. Geçici velayeti ilk mahkeme sana vermedin? Ben yani babam, sen bu ihmalleri yaparsan demek ki sen 7 yıl boyunca iddia ettiğin gibi şeyler yaşamamışsın. Çünkü sen eğer yaşamış olsaydın Seher'den önce hareket eder, o velayeti zaten baştan alırdın. Sayın Hakim, böyle bir durum var. Bu çocukların annesinin yanında kalması sakıncalı derdin. Dememişsin. Şimdi bugün diyorsun ki ben avukat tuttum, bir kucak para verdim. Şimdi başlıyorsun bunu. Niye? Evet, çünkü veliaht verildi ya. Ve dediler ki çocuklar büyümüş. Artık vermez. Babasına güvenmeyeceksin. Ne yalan söyleyeyim. Ben sana güvendim. Ben de yok, sana güvenmiyorum ya. Sen benim yanımda açacaksın. Ben darp eden insansın. Ömer, ben bir kere daha teklifimi yineliyorum. Kardeşim, yarın çocukları al gel. Hem burada küçük çocuğunu gör, hem diğer çocukları. Abla, ben çocuk vermem ona. Gözünü seveyim. Tamam, sen verme. Ben çocuklarımı bile ateşe atmam. Tedavi olacak. Allah vallahi Allah. Ben kendi. Allah Allah. Benim ne tedavim var? Sen nasıl tedavi ol ya? Senin annen bakın, tedavi olsun, tamam. Baban tedavi olsun. Tamam. Ben kendi ellerimle çocuklarımı teslim etmezsem herkes şahit olsun. Ama bir hastaneye gitsin ablacığım. Gitsin ya. Hala benim hastanelik bir dövüm yok. Ben onu gönderirim. Asıl doktor ya. Sana dedi ki. Ben onu gönderirim. Ömer, Serap tek Hanım sıkıntı ne olsun senin kardeşim? Serap Hanım ya. Hastanede kalkıp nasıl dedi ablacığım? Ki bu adam. Ben dedi, doktora bu gönderirim. Muayenesini yaptırırım. Sonuçlarını seninle paylaşırım. Tamam, tek abla, tek derdi ne olsun? Sen, senin tek derdin ya, bir de kalkıp hani böyle bir şey olsa bile 8 yılda darp yedilmişim. Bu kadar mağrum edilmişim. Bu kadar şey yapılmışım. Yani sen böyle bir insanı daha ben yeni ayakta durabildim. Başkası yenimde olsaydı ya intihar ederdi ya bir şey olurdu. Ben yine de sapasağlam çocuklarım için ayakta durabildim. Ben bugüne kadar geldiysem o çocuğa, küçücük çocuğa bir şey olmadı. Gül gibi baktım da. Sen şimdi mi diyorsun ki yok bu anne böyledir. Ya hadi bana delillerle gel. İddialarla değil yani. Ben de o zaman iddia ediyorum her şeyi. Kalkıp diyorum ki darp edilmiş, böyle yapalım. Bir de benim bizzat o kadar şahitlerim var. Ben yani hepsini toplarım, kalkıp senin karşına çıkartırım. Birinci mahkemeyi evi bilerek getirdim. Dedin ki git boşamayı çek. Beni hapse almışlar. Git çabuk boşamayı geri çek. Ben hapisten çıkamıyorum. Senin yüzünden hapse girmişim. Beni kandırdın. 2 senelik verdiğim boşamayı sana güvenmedim diyeceksin. Sonra gittim çektim. Gittim çektikten sonra seni suçlu bulmuşlardı. Yeni hak bana tanınmıştı diye. Sen ettin elmedi kalkıp kandırdın. O çocukları da alamadın. Tekrar buraya geldin. Mahsusta kalkıp kandırdın. O çocukları bakın, da aldın gittin. Sen niye kalkıp yalan konuşuyorsun? O gözümün önünde kalkıp o çocukları aldın. Niye peki demedin dur şu köçüğünü de kalkıp da alayım. İkisini aldın. Hani niye o zaman rahat bir şekilde bıraktın? Senden ki götüreceğim, şey annem baksın. Bir şey soracağım. Sen ve babanı çağırdığımda, ben gideceğim dediğimde baban ne dedi? İki çocuğu al götür.
Ben dedim ki hayır baba olmaz. Yalan dedim. Söyleme ben babamı sana çalmışım. Bir kere ben sen gittiğinde ailemin haberi yoktu. Akşama doğru haberler oldu. Telefonla bile olmadı. Sen plan yaptın. Ben Faruk'u da istiyorum dedim. Bak, hala dinle. Yalan ben... söylüyorsun. Hala ya, ödüm koptu değil mi o çocuklar ayrılar. O çocuklardan ayrı olursun. O çocukları ben sen gelip bizim ayağımıza yavrarısın. Şimdi sen kor. O çocuklardan sen ayrı kalacaksın. Ve ben o çocuklarımı alacağım. Bayram zamanları siz göle oynaya kalkıp bayram elbiselerinizi giyip göle oynaya sevdiklerinizdeyken ben o çocuklarım için kalkıp hiçbir şey yapmazken odamda tek başıma kalkıp ağlayan zaman o çocuklarımın gözlemini burnumda tuttum. Ben o çocuklarıma kurban olurum. Ben büyüttüm çünkü. Ben emek verdim. Bir de sizin fakirliğinizi, sizin dayaklarınızın içinde o çocukları büyüttüm. Allah hamdolsun yani. Ben vermem. Çünkü ben emek verdim. Ben emeklerimin peşindeyim. Ayşe, Mayşe bu çekmedi. Ben çektim. Ben çektim abla, ya fakirlikle abla, büyüttüm ya bana arıyordu. Bir kuruş harçlık bile vermedin ya. Beni kalkıp insan yerine koymadın bile. Bak benim kızım, söyleyecek çok şeyim var. Senin cevabına evde, cevap her şey söyleyebilirim. Sizin yüzünü tutmadım buraya bile gelmediniz. Ben hani ben böyle dolabı, hani annenin dört delilleri vardı. İddiaları vardı. Niye gelmedi? Niye kaçtı? Niye kaçtı ha? Niye kaçtı? Bana bunca yalanları siz Serap Hanım'ı kaldıramazsınız. Siz bu yalanları bana kaldırdınız. Beni her defasında 10 kere küstüm, 10 kere beni yolladınız, 10 kere işe yaramaz gibi kalkıp geri getirdiniz. Siz ancak kendinizi bir de kalkıp bilmeyen insanları kandırırsınız. Seninle ailen başa çıkamıyor. Ben kimim ki seninle başa çıkayım ya? Sen anne baba bilmiyorsun. Sen kocayı nereden bileceksin? Gözünü seveyim ben ya. Ben ailem bilmeseydim ben kalkıp başka yerlerde olurdum. Ben şimdiye kadar ailemin yanındaydım. Ve ailem bana kalkıp güvendi. Ailem bana kalkıp ev açtı. Ve ailem de destekçim. Herkes de senin ne olduğunu biliyor. Zaten ailem kalkıp yıllardır bana inanmadı. İnanmadı. Kalkıp görmedikleri için bunları yaptı. Ama sonrası gerçekten bu eve getirdin. Gerçek yüzünü burada da Mersin'de de tanıdıktan sonra kalkıp da işini falan bitirdiler. Kalkıp da hiçbir şey değil ve bana hep destek verdiler. Ne abla, olduğunu anladılar geldim zaten. Babam geldi orada çalıştı. Niye babama parasını vermediniz? Niye kalkıp adamı kandırdınız? Niye ya işiniz para, düşünce baban, çıkarınız olunca baban gelip var ya böyle var ya meleke kesiliyorsunuz. İşiniz bak, bittikten iş sonra kalkıp da insanları böyle var ya ayaklarınızı altına ezip böyle işe yaramazmış gibi böyle çöp gibi bir fırlatıyorsunuz. Ben bunları hep yaşadım. Ben seni attığın adımı böyle var ya yalan mı söyleyeceğim? Ay, ne söyleyeceğini kalkıp biliyorum. Sen iyice utanmadan bir de daha resmi nikah bitmemiş gidiyorum başkasıyla evleniyorum. Eğer ki ben böyle bir kadın olmuş olsaydım ben de gidebilirdim. Ben kimseyle evli değilim ki. Ben kiminle evliymişim ya? Ben sen zaten evlisin, biriyle almışsın. Ay, medeni nikahlı evli olmayabilirsin. Aynen. Ama bir kadın olduğunu... Yok ablacığım, yeni nikahlı falan da evli değilim ben tabii ya. Tabii canım, az önce dedin ki var ama anne demiyor, şimdi de yok mu diyorsun? Öbür anne dedim, bak iyi dinleyin. Daha bak ben nelerini söyleyeceğim. Öbür anne, çünkü siz, öbür anne diyor, öbür anne. Annem bile buraya gelirse, ha, konuştukça anne batacak, insanlara rezil olacak diye kalkıp korkudan buraya gelmedi. Çünkü konuşacak, ben de konuşacağım, ispatlar, deliller, gerçekler hep ortaya çıkacak ya. Öbür anne, siz oturdunuz, oturduğunuz kendi aranızda böyle bir... Babaanneye mi diyor diyorsun yani? Evet, evet, anne. Seni başka kadınla yaşadığını, Gülsen diye bir kadınla yaşadığını bilen tanıklarımız var. Yok ablacığım öyle bir şey ya, gözünü seveyim ya. Herkes biliyor, herkes görmüş. Babaanneye niye öbür anne denir ki? Yani hiç babaanne ben doymadım. Denir, niye öbür anne babaanne diyor, babaanne denir. Öbür anne diyorlar yani, öbür anne diyorlar. Mesela çünkü niye öbür anne dediniz, siz böyle bir şey planladınız. Çünkü her zaman da ben babaanne dediğin zaman, yok babaanne değil, o anne, ben anneyim, ben annesiyim. Dışarıya bile çocuklarımı götürürken kendisi annesi olarak tanıtıyor. Çünkü diye kadın zaten çökmemiş ki, beni çöktürdü, kadın genç zaten. Kim görüyorsa inanıyor yani onun ne olduğunu. Çünkü annen çok fena, siz çok fena. Ben zaten artık kendimi kurtardım. Ben artık çocuklarımı da bir kurtulayım, kurtarayım. Ömer, bu arada sana şunu söyleyeyim. Senin akrabaların biliyor musun bunları söyleyenler? Ve Seher'den yanılar, bunu da söyleyeyim mi yani? Çünkü biz ya biliyorlar benim, yaşadıklarını. Senin akrabaların ve Seher'i tutuyorlar. Taraf tutuyorlar. Tamam, ve haklı olduğunu söylüyorlar ablacığım ama benim öyle bir yaşantım yok yani. O da çoğusu korku. Sizin korkunuzda bağlanamıyorum bile. Hayır ya, çocukların işte halıya sarılması, o olması, bu olması. Bunları senin akrabaların söylüyor. Ablacığım bak. Ben sana bir teklifte bulundum. Dedim ki kardeşim yarın al gel çocukları. Ki öbür abla, çocuğunu çocuk gör. Vermem ona ya. Tamam. Ya hala diyorsun ki gireremem. Ben tanıyorum onu ya. Sen verme. Görmüyorsunuz mu hararetini? Biz alacağız. Ya? Biz değil. Hararetini görmüyorsunuz mu ya? Hararetini ya. Çocuk sana yani karşı. Orada duran psikologlar, orada duran avukatlar görmüyorlar mı hararetini? İşte ya? Biz görüyoruz ya. Bir şey yok diyoruz. Yani ben görüyorum bir doktor hekim olarak. Üç gündür izliyorum herhangi bir şey göremiyorum. Yani ya sizin bir tek herkes yalan.
Bir tek devlet de kanun da sensin işine yani. Hocanın mı işine geldi? Niye sebep ne niye alakası var? Nereden Seher Hanım benim Seher'i? Babamın kızı değil ki. Herhangi bir akrabalığım, tanışıklığım yok. Burada gördüm ilk defa. Ben şunu Ömer ben bak Ömer. Ben Seher'e bakınca şunu görüyorum. Çocuklarını özlemiş, öfkeli, gösterilmediği için gerçekten öfkelenmiş. İki abla yıl iki senedir nerede ya? İki senedir nerede abla ya? Sen neredesin baba olarak? İki senedir. Öbür çocuğu da sen görmüyorsun. Doğru. Ama sen çekmedin. Sen buraya gelseydin çocuğunu ablacığım, göstermiyor ben, bana bakın, diye. Ben size ne diyorum? Ablacığım dava açmış. Ben arayamıyorum bile ya. Sen gelseydin buraya. Sen. Akrabalarımı arayıp deseydin ki ben onlar söylemeyi biliyorsun. Ben çocuklarımın kimliğini istedim. Bakın geldikten 3 gün sonra bana küfür ediyor ya. Küfür ediyor ya. Bu nasıl annedir ya? Yani niye dersin? Çocuklar onun yanında kalması gerekir. Niye kimliğini istiyorsun ki çocukların? O zaman değil abla. O zaman velayet melayet yoktu gözünü seveyim. Geldikten 3 gün sonra diyor. Ya sen hiç aramadın sormadın. Neyse aynı konuları döndürüp dolaştırmayın. Diyorsun ki vermiyorum. Tamam. 2-3 gün içinde o zaman bekle. Çocukların kılığını kıyafetini hazırla. Ya sosyal hizmetler gelecek ya polis marifetiyle bu çocuklar senden alınacak. Vallahi benim, sana bir şey söyleyeyim. Senin teklifin kabul etmedin. Sen de başka bir teklifle gel. Sen de büyük bir vebalin altına giriyorsun. Sosyal hizmetlere gider. Sen anneden ayrıyorsun vebal. Ben sana bir şey söyleyeceğim. 7 sene niye yaşadın o zaman? Niye 3 tane çocuk yaptın? Bu kadın herhalde ilk geldiği gün. Ha, seviyordum abla. Seviyordum. 7 sene sonra ne oldu da birden sevmemeye başladın? Abla sürekli çekip gidiyordu ya. Yalan sürekli çekip gidiyordu. Sürekli milleti başıma topluyordu. Saçını başını yoluyordu. Kendi yerlere atıyordu. Bak Ömerciğim ben sana bir teklifle geldim kabul etmedin. Şimdi kapatıyorum çocuklarım telefonu. Çocuklarım ölsün ki. Alın. Çocuklarım ölsün ben... ki. Nasıl? Kalkıp ne sürekli çocuklarımla üstüne yapak yemin ediyorsun? İnsan çocukların ölüsünü ağzını evet, mı alır yani, ya? Zaten bunu söyleyen insan... Çünkü korktun çocuklar eline alınacak. Allah korusun ya. Ya Serap İnsan Hanım çocuklarını böyle bir şey için bile ağzını çocukları almaz. Çocukları bile bana karşı kullandırıyorlar ben ya. Ben sana bir teklifle geldim, kabul etmedin. Şimdi yarın sen bize bir teklifle gel o zaman. Nedir? O zaman yarın gerçekten ben vebal falan altına girmem. Merak etme sen. Vebali oldu. Zaten tabii. O. Olur. Emredersiniz. Emredersiniz tabii. Sizin söylediğiniz kanun mudur yani? Kanun mudur sizin söylediğiniz? Ailesinin yanında yaşıyor. Niye Ankara'da gelip yaşasın? Niye yiyecek, ne içecek, nerede çalışacak bu kadın? Serap Hanım bir de babamı aradılar. Dediler ki... Şimdi de bak. O çocukla senin. Şimdi de bak. Aa illa... Tamam ben sana bir teklifle geldim kardeşim. Sen de... Böyle bir teklifle geldin. Gelsin Ankara'da yaşasın diyor. Ne münasebet ya? Niye yani? O zaman sen git Mersin'de yaşa. Tabii. Daha kolay senin tabii. Bir erkek olarak gitmen. İş bulman. İstersen pazarcılık yaparsın. Ne yaparsan yaparsın. Bu kadın ne yapsın gelip Ankara'da? Tövbe tövbe. Çünkü kimsem yok ya orada. Peki Murat Sönmez'e geçelim. Şimdi Murat Sönmez 13 yıldır kayıp ya. Ve enteresan bir şekilde kayboldu. Murat'ın o gün en son kardeşiyle birlikte ayakkabı boyacılığı yapıyordu. Yani ayrı ayrı noktalarda İzmir Karşıyaka'da. Kardeşi Heybetullah da bugün stüdyoya geldi. Hoş geldin Heybetullah. Bir de Murat'ı en son bir işte yolda durağa yakın bir noktada elinde iki ekmekle gören amcaoğlu Bayram var. Bayram Sönmez. O da bugün stüdyomuzda. Abla zaten Senem Hanım burada. Gençler hoş geldiniz. Hoş Serap Hanım, hoş evet Murat Sönmez konusuna bir geçelim. Çünkü burada bugün bazı bağlantılarım olacak, telefon bağlantılarım olacak ve bazı noktaları da ailenin açığa kavuşturmasını isteyeceğim. Murat Sönmez 2008 yılında İzmir'de ansızın kayboldu. Murat'ın yakınlarının itirafları çoğalıyor. Bayram ve Heybetullah'ı tedirgin eden soru. Murat Sönmez, kayıp olan kuzenin seni kafa ve kol kısmından 15 Mart 2008'de. Çelişkiler. Kaybolmadan 3 ay önce seni yaralamış. Tedirginlik. Sarışın kadın kim? Güzel kıyafetler falan almışız. Bir tane sarışın kadın var. Murat öldürüldü mü? Kuzeni Bayram
kardeşi Heybetullah stüdyomuzda. Birazdan. Evet, Murat Sönmez'in fotoğrafıyla başlıyoruz. Bu fotoğraf 13 sene öncesine ait. Yani en eski değil mi? Evet. Gitmeden bir ay önce. Ha, bir ay önce. Evet, ablamın düğünde çekilmiş. Ha, o zaman fotoğraf. En son fotoğrafı evet. Hali buydu. Tabii yani aradan 13 sene geçti. 26 yaşına geldi. Yaşıyorsa ve tabii ki değişikliğe uğramıştır ama en azından o kendini biliyor yani. Evet, 13 sene oldu. Şimdi o gün bir nokta düşünün. Karşıyaka'da, İzmir Karşıyaka'da bu çocuklar boyacılık yapıyor. Ayakkabı boyacılığı. Normalde Bitlisisiniz değil evet. mi? Aile orada ama gençler geliyorlar. Orada işte harçlıklarını çıkarıyorlar vesaire. Diyor ki Heybetullah'a akşam işini erken bitir. Ablama yemeğe gideceğiz. Ablanın ismi neydi? Fahime. Fahime ablama yemeğe gideceğiz diyor. Derken öğlenden sonra 2-3 gibi dedin. O sıralar olmasın. Bayram. Şimdi karşılıklı konuşmak daha güzel değil mi stüdyoda? Evet, o bağlantıdan daha rahat. O yüzden bir kere daha anlatmanı rica ediyorum. Ya şu şekil Murat, en son en saati tam öğleden sonra bir saatte 2,5-3 sıraları gibi öyle bir zaman olması lazım. Karşılıklı bir cadde üzerinde geçtik. O cadde hemen Doğmuş Durağı'na yakın bir yer. Doğmuş Durağı, çarşı merkezine yakın bir yer. Ayaküstü konuşurken, sadece biraz muhabbet ederken Murat'ın buralarında kılar falan fark etti. Dedim tıraş mı oldun? Evet, tıraş oldum. Neden banyo yapmadın? Boş ver, akşam olurum dedi. Oradan burada biraz havada suda muhabbet ederken elinde sadece 2 tane ekmek gördü. Yani 2 ekmek dikkatimi çekti. Ondan sonra ayrıldık Murat'la. Ben mesela şu anda benim mesela aklımda kalan, acaba Murat benden ayrıldıktan sonra hangi tarafa doğru gitti? Doğmuş Durağı'na mı doğru gitti? Çarşı merkezine mi indi? Ve o zaman takıldığımız bölge vardı. İstasyon, caddeler falan vardı, kahveler. Acaba o tarafa mı doğru gitti? Yani Murat'ı en son bu şekilde gördüm. Yani o saatte sandığının elinde olmaması yok. Enteresan değil mi Heybetullah? Enteresan da değil pek ama o aralar öyle oluyordu yani. Yani o aralar dedi, erken bırakabiliyordu. Erken bırakmak da değil. Mesela bir şey lazım oluyordu. Farzı misal ayakkabı boyuyordum, boyan bitiyordu. Sandığını bırakıp boya almaya gidiyordum. Ama yani elinde iki ekmek olması. Sandıksız dolaşan oluyordu yani. İki ekmek olması işte, bana daha çok aynen. Hani ablasına giderken almış gibi geliyor. Ama o saatte erken bir saat. Erken bir saat. Peki Bayram, dün dedim ya biraz düşün, iyice düşün dedim. Şimdi bir kavga olayı var. Murat'ın kaybolmasından yaklaşık 3 ay önce yaşanıyor. Bu kavgaya sen karışıyorsun, Murat karışıyor, Bayram, öbür Bayram karışıyor. Bir de ben vardım, Erkan. Murat vardı, Hakan Kılıç diye bir de kuzenim Baran vardı. Baran vardı. Evet. Sen bu isimleri bana bir daha bir söyler misin? Bayram olarak Sönmez, sen varsın. Murat Sönmez, Murat Baran Sönmez, bir de karşı taraf Baran Sönmez, evet. Baran senin kardeşin. O da kuzenim, amcamın. Kuzenin. Evet. Yani sizin kardeşiniz. Ha? Hayır, orada kuzenim, hayır, diğer sizin amcamız de kuzenimiz. Sizin de. Amca, evet. Bir de karşı tarafta Hakan Kılıç. Hakan. Evet. Hakan'ın bu öbür Bayram Kılıç nesi oluyor? Kuzenler. Onlar da kuzen. Evet. Bayram Kılıç orada mıydı? Yok. Bayram Kılıç yok muydu? Yok. Peki bu kavganın, dedim ki kimler arasında başladı bu kavga? Bu kavga Hakan Kılıç'la kuzenin Baran arasında başladı. Hı. Sizin de kuzeniniz. Evet. Hakan kuzeniniz değil. Yok. Değil. O arkadaşımız. O da arkadaşımız. O dönemde bizim o da boyacılık yapıyor. Evet, evet. Hakan'la Baran arasında bir kavga yaşanıyor. Doğrudur. Satırı gidip dönerciden alan kim? Hakan. Hakan. Yani arkadaşınız. Evet. Hakan elinde satırla geldi. Evet. Baran'a saldırıyor. Aynen. Bu arada sen ve Murat neden oradasınız? Ya biz normalde o cadde yakın, yanlış tam hatırlamıyorsam eğer, o caddede ben de mesela o dönem boyacılık yapıyordum. Murat o sabah saatlerin mi öğlene yakın bir zaman olması lazım eğer tam iyi hatırlıyorsam. Murat o şekil geldi. Hani bir baktım Baran'la Hakan arasında bir gerginleme, bir şey oldu. İlk önce zaten esnaf araya girdi. Bırakmadılar. Bir de aynı şekilde devam etti. Siz tesadüfen mi gördünüz kavgayı? Tesadüfen mi gördünüz? Yok. Bilerek geldiniz oraya. Hayır, zaten biz o bölgedeydik. Bu ikisi tartıştılar. Zaten kavgayı en başta gördünüz, bir arada boya sandığı var mıydı? Kimin? Elinizde boya sandığı vardı, vardı. Evet. Dördünüz bir aradayken mi oldu? Önce Baran Hakan arasından başladı. Benle Murat sonra da dahil olduk. Dördünüz birlikte miydiniz o anda? Yok. Dördünüz o anda birlikte değildik. Nasıl yani geldiniz? Ben orada boyacılık yapıyordum. Murat da tesadüfen geldi. Ha. Zaten Baran da bende mesela 15-20 metre ileride bir yerdeydi. O da böyle yapıyordu. İkisinin arasında tartışma çıktı. Sonra Hakan gitti. Satırı aldı geldi. Aralarında tam görmedim satırı nasıl aldığını. Aralarında tartışma başladı.
esnaf ayırmaya çalışırken bu sefer kavga tekrar başladılar. Yani birbirlerine esnafı bırakıp birbirlerine saldırmaya başladılar. Bu ara ben de girmek zorunda kaldım. Ben ara girince zaten hiçbir şekilde hissetmedim. Yani ne ara başıma çarptı, ne ara yaralandım, hiçbir şekilde hissetmedim. Ta ki 3-4-5 dakika millet benim başım kanadı, yaralandı diye oturunca yani sadece başımda şu taraftan biraz ıslaklık hissettim. Şu şekilde elimi sürünce kanamayı gördüm, yani kanları gördüm. Orada Murat ne yapıyordu? Onu hiç kimse hatırlamıyorum. Hı. Ne yaptılar, ne oldu? Ondan sonra hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Sadece hastanede gözüm açtı. Hastanede ondan sonra tedavilimin sonuçları bitince abimi aradılar. Çocuk Emniyet Bürosu'ndan aradılar. Böyle böyle olay olmuş. Bayram Sönmez'i alıp gelip ifade vermeniz lazım. Abinin adı ne? Erdal Sönmez. Erdal. Evet. Erdal abin senin adına küçük olduğu için yaşın. Evet. Karakolda şikayetçi olan evet. O. Hakan'la ilgili şikayetçi oldu. Aynen. Sonra dediniz ki Hakan'ın babası geldi. Evet. Yapmayın işte şikayetçi olmayın. Oğlumun yaşı küçük vesaire dedi. Ya biz zaten şikayetimiz olduk. Oldunuz. O an ben de şikayetçi oldum. Abim de şikayetçi oldu. Şikayetçimiz olduk. Arada 3 gün zaten bu konudan dolayı savcılığa falan da çıktık. Ailesi geldi. Yani annesini aldı. Yani Hakan'ın babası o zaman annesini aldı. Eşini aldı geldi. Babamdan konuştular. Hani ricada bulundular. Ben tam hatırlamıyorum. Konuşmuşlar. Hani çocuklar arasında böyle bir gerginlik olmuş. Oğlumuzun adına biz özür diliyoruz. Havada sonra işte muhabbet etmişler. Babam da yani sadece demiş eşini alıp gelmenden dolayı ben bu konuyu kapatacağım. Kesin ve kesin oğlum da bir daha bulaşmayacak size. Sen de oğlunu iyice tembelle bir daha olmasın. Siz daha sonra aynı şekilde boya yapmaya devam ettiniz mi? Ayakkabı evet. Boyamaya. Aynı şekilde devam ettik. Devam ettiniz. Hakan'la aynı. Ve Baran zaten kuzenin senin. Evet. Hakan'la karşılaşıyor muydunuz? Karşılaştık. Bir daha kavga ettiniz yok, mi? Yok kavga etmedik. İyi böyle hala arkadaş mıydınız? Yok. O günde sonra çok sürekli karşılaştık. Hiçbir zaman konuşmadık. Konuşmadınız. Evet. Peki Murat'la Hakan? Murat o da aynı şekilde. Konuşmadılar. Evet aynen. Çünkü sonuçta sen aynen, Murat'ın aynen. Amcasının oğlusun. Sana yapılan bu davranışı Murat da onaylamadı. Aynen. Murat kavga etti mi hiç Hakan'la ya da Bayram'la? Bayram'la kavga etmez. Zaten biz o sadece o anki biraz sorun çıkaran Hakan kalıştı. Yani biz kendi, yani Hakan'la o zaman kardeşi vardı. Onlarla veya kuzeni Bayram Kılıç'la konuşuyorduk. Sadece bir şeyle Hakan'la konuşmuyorduk. Zaten Hakan bunlardan bir iki yaş büyük. Yani yaşlar bize büyüktü yani. Hatta 3 yaş büyükmüş. 3-4 yaş bize büyüktü. Evet. Tabii ki. Bunlardan büyük olduğu için bunlardan yani böyle eziyormuş gibi. Yani bunlardan para istiyormuş. Şu an bu Hakan nerededir? Serap Hanım en son söylediğim, en son 3 defa kardeşine söyledim. Sürekli cezaevinde dedi. Hakan'ın o zaman da ıslah evine vesaireye gitmişliği var mıydı? Ya şu şekil o değil. Daha suçlara karıştığı için bu sefer hani bilmiyorum. Belki avukat bey dahi bilirdir. Dosyaları dedi patlamış. Hatta bir en son arada 3-4 tane zaman geçti kardeşi beni aradı. Ya hani bu şekilde abimde çıkartıyor musun dedi. Senin konundan dolayı abim tutuklanmış dedi. Bu konudan dolayı. Evet. İlk zaman. Seni yaralamasından aynen. Dolayı. Yani kamu davası mı oldu? Yani şöyle daha önceden bir şekilde kesinleşmiş mahkumiyet kararları evet. Vardır. Heh. Yeni bir suç aynen. İşlediği için denetimli serbestlik süresinde onu da yatmak zorunda kalmıştır. Hı. Eski cezası. Yani suçlara sürekli yalnız karıştığı için. Yalnız bu arada Murat'ın da yaralama, kötü muamele, dilencilik yaptırma üzere 3 tane kaydı varmış o dönemde. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Peki bu Hakan'ın kuzeni Bayram Kılıç. Evet. O şimdi canlı yayında. Tamam. Muhabirimiz Ilgaz da yanında. Ilgaz merhaba, Bayram merhaba. Merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım, merhaba. Teşekkür ederim. Bayram Kılıç, bu olaydan dolayı birbirinize husumet beslediniz mi? Yani Sönmez ailesine husumet beslediniz mi? Tabii ki, sizin ses yok. Ilgaz sen duyuyorsan sorumu yöneltir misin Bayram'a? Tekrar alabilir miyim Serap Hanım? Buyurun. Bu Hakan'la Murat Bayram arasında yani Bayram Sönmez arasında yaşanan bu yaralama olayı kazara da olsa yaralama olayından sonra bu aileye karşı bir husumet beslediler mi? Birbirlerine. Yaralama olayından sonra Sönmez ailesine karşı bir kin beslediniz mi? Bir öfke beslediniz mi? Hayır, alakası yok. Hayır. Bayram. Hayır. Kaç yaşındasın Bayram? Bayram sesini alabilir misin? Ses. Kaç yaşındasın diye soruyor Serap Hanım. 27.
Yani bir yaş büyüktü Murat'tan. Evet. Murat'tan bir yaş büyüktün. Murat'la arkadaşlığınız nasıldı? Ilgaz sen hemen soru ver soruyu. Duymuyor kızım. Murat'la arkadaşlığınız nasıldı? Sen bir yaş büyüksün değil mi Murat'la? Evet. Ama işte takım ses gelmiyor bana. Tamam. Tak sen. Evet. Nasıl bir arkadaşlığınız vardı Murat'la? İlişkiniz nasıldı? Ona iyiydi yani. Kardeş gibiydi. Yani sorun sıkıntımız yoksa yani. Kendi işimizden işimize çalışıyoruz. Peki Murat'ı anlat bize. Hı. Nasıl bir karakteri vardı? Nasıl bir kişiliği vardı? Valla iyiydi yani. Düzgün yani. Arkadaşımız yani. Beraber hani çalışıyorduk. Hani en yerde yemek yiyorduk. Zaten arka bahsetmedik. Hani beraberdik hani. Sıkıntımız yoktu yani. Çok şükür. Peki Hakan'la Baran arasında yani Hakan Kılıç'la Sönmez ailesinden Baran Kılıç arasında bir kavga yaşanıyor. Ve bunun üzerine Hakan Satır'la Baran'a doğru giderken kavgayı ayırmaya çalışan Bayram Sönmez'i yaralıyor. Daha sonrasında Murat da orada. Ve hiçbir şekilde Hakan'la hiçbir irtibatları olmuyor. Çünkü yani artık ona kızgınsınız siz. Doğru mu? Doğrudur. Yani istemiyorsunuz görüşmek, arkadaş olmak. Ama sen bu arada Bayram Kılıç, Sönmez ailesiyle ve onların çocuklarıyla görüşmeye devam ettin mi? Sen Sönmez ailesiyle onların çocuklarıyla irtibatı devam ettirdin mi? Görüştün mü onlarla daha sonra, bu kavga olayından sonra? Evet, yine konuşuyorduk beraber. Oturduk mesela, yerde çay içiyorduk. Kahveye gittik, kaç defa o kahveye de gittik yani. Sıkıntımız yoktu yani herhangi bir şey. Doğru yoktu yani. Doğru söylüyor. Kendisiyle görüşüyorduk, arkadaşımız vardı Bayram'a. Evet. Bayram, efendim? Bundan 13 sene önce Mart ayında, yani 2008'in Mart ayında bu olay yaşanıyor. Haziran ayında Murat Sönmez ortadan kayboluyor. Evet, doğru. 2008'in Haziran ayında, şimdi bu Hakan Kılıç senin kuzenin çok fazla suç işlediği için cezaevlerine, ıslah evine vesaireye girip çıkıyor. O tarihte hatırlıyor musun? Islah evinde miydi, dışarıda mıydı? 3 ay geçmiş bu yaralamanın üzerinden. Hatırlıyor musun neredeydi? Soruyu alabildin mi? Kızım sor sen, sor. Duyamıyor. Hakan bu kayıp olayı olduğu sıralarda neredeydi? Cezaevinde miydi? Hatırlıyor musun? Evet, sen benim soruma cevap ver. Hakan bu kayıp olayı yaşandı. Murat ortadan kaybolduğunda cezaevinde miydi? Evet, cezaevindeydi. Evet, doğru. Cezaevindeydi. Nasıl bu kadar net hatırladın yahu? 13 sene sonra. Kulaklığını çıkarsın Ilgaz. Çıkarsın, hiçbir şey yaramıyor şu anda kulaklığı. Nasıl çat diye hatırladı? Onu bize bir anlatsın. 13 sene bir önce. Bakayım. Sen bunu ver bana. Şunu merak ediyor Serap Hanım. Nasıl şu an 13 sene öncesini bu kadar net hatırlayabildin? Hakan'ın dışarıda olmadığını, o tarihte hapiste olduğunu nasıl hatırladın? Hatırlıyorum çünkü ben hani mesela mahkemesine gittim, görüşüne gittim. Mesela bir olay şey başında geldi. O da yani. Başka bir şey yok yani. Ama şeyimiz yok yani. Herhangi bir hani müstemediğimiz yok yani mesela Murat'la. Hani alakası, hiç alakası yok yani. Ne bileyim. Hatırlıyor musun? O olaydan ötürü mü girmiş cezaevine? Neden girmiş? Neden? 13 yaşındayken neden cezaevine girmiş? Peki Hakan o yaşta neden cezaevindeydi? Onu hatırlatayım. Onu hatırlamıyorum. Tam olarak hatırlamıyorum hani. Ne bir bilgim yok hani. Serap Hanım, o zaman Hakan Kılıç 13 yaşında değil. Reşit 3 yaş, 4 yaş bunlardan büyük olduğuna Reşit göre o zaman 17 yaşında filan. 17 yaşında tabii ki. Falan. Ya şu şekil, yani şu büyük şekil. Neye girdi sen biliyor musun? Hayır, ben de bilmiyorum. Sadece şu bizim davamızdan bir gece nezarette kalmak zorunda kaldı. Tamam. Hani o şikayetçi kaldı olduğu için abi. Evet. Bir gece kaldı. Aynen. Evet. Ondan sonra savcılığa yönlendirildi. Savcılıktan dolayı serbest kaldı. Bu Mart ayında oluyor ama. Evet evet, aynen. Haziran'da Murat kayboluyor. Mayıs. Mayıs'ta kayboluyor. Mayıs'ın 29'unda. 2 ay sonra yani. Aşağı yukarı. Ve o arada 2 ay içinde de çat diye Bayram o tarihte, ki Bayram da o zaman şimdi 27, 14 yaşında. 14 yaşında. Bir anda hatırlayıverdi. 2 ay sonra cezaevindeydi diye. Nasıl bu kadar hatırlayabildi? Ben inanamıyorum şu anda mesela. Ben o kadar güçlü çekiyorum, o günleri hatırlayamıyorum. Sen de 11'din hadi. Aynen. O da 14. Yani onu hatırlıyorsa o kavganın sebebini hatırlıyor mu acaba? Bunu sorabilir mi Ilgaz acaba? Yani o gün
Baran'la Hakan arasındaki kavganın sebebini biliyor mu acaba? Zaten Bayram yokmuş orada ama Bayram. Evet. Hayır yok ama kuzeni ya. Kendisi yoktu orada, evet. Kuzeni ya. Ulgaz sor bakalım. Biliyor muymuş o büyük kavganın, satırlı kavganın sebebini? Bayram, o büyük satırlı kavganın sebebi neydi? Bunu hatırlıyor musun? Niye çıktı o kavga? Hayır, hatırlamıyorum. Ben orada yoktum bir kere. Ben hatırlamıyorum. Sen bilmiyorum. Orada yoktun ama daha sonra konuşulmadı mı yanınızda? Bu çok büyük bir olay çünkü. Unutulacak bir olay değil bu. Vallahi hiç konuşulmadı yani. Ben hatırlamıyorum yani. Yalan söyleyeyim ki. Binanın bir şey bildiğim yok. Yani. Bir şey bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Zaten orada ya. Bayram Sönmez. Ya bir kere... Peki, tamam, hatırlamıyorum. Yani yalim olsa, 14 yaşında vardı, o dönemde. Yani. Ben öyle de duydum ben. Tamam. Hani ben orada yoktum, anlaşılmıyor konuşmaları. Tamam. 14 yaşında hatırlamıyor. Ya insan sorar ya. Sen niye çocuğu satırla yaraladın? Tabii. Ne oldu? Evet. Baran'la aranızda ama ne geçti? Bence iki tarafta bazı şeyleri biliyor da söylemiyor gibi geliyor. Bu tarafta yani. Mı? Yani evet, Eyvetullah tarafı da sanki bir şeyleri biliyor da söylemiyor. Kılıç tarafı da yani... Bayram Kılıçlar tarafı da sanki bir şeyleri biliyorlar da saklıyor. Yani kayıp olayıyla bağlantısı var mı yok mu bilmiyorum. Ama sende de şimdi şu şekilde bir hocam, gerginlik benim... Hay yaşa Hasan Bey. Gerginlik... Neden biliyor musun? Size de şimdi geliyorum. Evet. Kardeşine bir dakika. Şurada söylemediğiniz şeyleri söylüyorum. Buyurun. Şimdi. Murat kayboluyor ya. Evet. 6 ay sonra kapınıza bir polis geliyor. Sizin. Siz orada değilsiniz. İstanbul'dasınız. Evet, ben İstanbul'dayım. Geliyor çünkü kaybolduktan 10 gün sonra abinizi aramış. Evet. Doğru mu? Hı hı. Yani abisiniz, sizin erkek kardeşiniz oluyor. Evet, Aydın oluyor. Sönmez aramış. Aydın'ı. Evet. Aydın'ı aramış kaybolduktan 10 gün sonra. Abi beni merak etmeyin, ben iyiyim. Evet. Bu arada Bitlis'teki dayılarını arıyor, kuzenlerini arıyor. Amcalarını arıyor. Amcalarını. Evet. Ama sessiz telefon. Ne dinliyor sadece seslerini. Ne hikmetse, nereden bilmişler onun Murat olduğunu? Onlar bilmemişler. Sadece bize Serap Hanım, o zaman da bize, benim de telefonum o zaman iptal oldu o hattım. Sürekli özel numaradan birisi arıyordu. Ben alo alo diyordum, beni de arıyordu. Telefon kapanıyordu. Şüphe üzerine biz dedik acaba bu Murat mı? Biz alo dediğimizde de o arada Murat sen misin? Gel bak biz seni çok merak ediyoruz. Böyle şeyler konuşuyorduk. Bundan sonra annem işte iki tane bir ekip geliyor Adil Cavaz'dan. Anneme diyor ki Murat Sönmez'i buldunuz mu? Annem de ağlıyor. Yok diyor, ben oğlumu bulmadım. Siz oğlumu mu buldunuz diye. O da annemi ve kız kardeşimi alıp emniyete gidiyor. Emniyette onlara bir kağıt içerisinde, hocalarımız daha iyi bilir. Dinlenme. Ses kaydı mı ne çıkartıyor artık hocam o zaman, döküman mı o zaman? Ses kaydı değil de telefonların haberleşme. Evet, evet. Demiş ki Murat Sönmez mesela diyelim kayıp tarihinden Ekim, Kasım ayına kadar sizi aramış. Amca Hanife Sönmez'i aramış, Ali Can Sönmez'i aramış. Kendi telefonundan. Hayır. Ankesörlü'den. Ondan aramış. Nereden Murat olduğunu anlamışlar? Hayır, yani işte bu mudur? Biz bir şüphe üzerine acaba bu mudur diye anneme söylenilmiş. Şimdi çok önemli, çok önemli bir şey daha soracağım. Ilgaz, bu soruyu hemen Bayram Kılıç'a yöneltmeni rica ediyorum. Tabii. Şimdi Bayram Kılıç, şu an canlı yayında olan Bayram Kılıç, sözde Murat kaybolduktan 2 yıl sonra Murat'ı bir yerde görüyor. Doğru mu? Doğru. Ve Murat'la konuşuyor. Murat'a da diyor ki, İşte evine dön vesaire. O da diyor ki ben bunu tanımıyorum, yanındaki kişilere. Ama Bayram Kılıç bunu aileye, Heybetullah bize başvuruyor. Evet. Kardeşimi arıyorum diye. 13 sene sonra söylüyor. Ben kaybolduktan sonra Murat, 2 yıl sonra onu gördüm diye. Çok saçma değil mi? Evet. Saçma sapan bir şey. Yani. Çok bir saçma şey değil mi? Tabii. Ilgaz bunu bir anlatsın bize. Niye 13 sene beklemiş? Bu arada... Serap Hanım, biz yayından önce bu durumu konuştuğumuzda Bayram Murat kaybolduktan 2 sene sonra değil, günümüzden 2 sene önce gördüğünü söyledi. O detayı da paylaşmak isterim sizinle. Hemen kendisine iletiyorum. Şimdi Bayram, yayından önce de konuşmuştuk bunu seninle. Sen 2 sene evvel de beklemezsin Murat'ı. Murat'ı çarşıda gördüğünü söyledin değil mi? Kaybolduğu yerde. Biraz bu olayı anlatır mısın detaylarıyla birlikte bize? Bir de çat diye nasıl tanımış? 3 sene oldu hemen yakın. 3 sene oldu. Ne kadar oldu? 3 yıl oldu hemen. Ne oldu peki? Anlatır mısın? Ne yaptın? Nasıl gördün? Konuştun mu? İşte ben çarşıya indim.
Yani alışverişe çıktım içeriyle ben geldik. Tabii hani bayım geçmiş yani kilo milo boy fosilindeydi. Bayram biraz tane tane konuşsun yani, Ilgaz. Yani biraz ya. Heyecanlı galiba. Tane tane konuşsun anlayalım, daha rahat anlayalım. Bayram biraz daha sakin, yüksek sesle ve tane tane konuş olur. Evet, şimdi baştan başlayayım. Evet, baştan başla. Anlat bize detaylarıyla. Tamam. İşte ilk çarşıya indim, alışverişe gittim. Öyle dengeli yani mesela Murat'a dengeli böyle. Tabii biraz hani kilo almış, boy posterindeydi. Biraz daha kendine gelmişti. İşte hani beni tanımadı ilk önce. Şöyle böyle konuştum, sonra da tanıdı. İşte dedim ailen seni öyle dedim. Böyle bir hani kaybolmuşsun. Hani adımlar perişan şey falan filan. Dedi sen beni görmedin. Hani şey beni öyle say, işte beni görmedin falan filan işte. Dedim git efendim falan bir yerde yemek yiyelim, çayımı içelim. Yemek yedik, çay içtik. İşte ben dedim bakkala gidip hemen bir sigara alayım, sen otur. Hani gideyim abi. Hani yemek yiyip çay, yemek çay içtim. Niye polisi aramadın? Geldim, yerinde bulamadım. Bu çocuğun araması olduğunu yani biliyorsun bana. Yani bu hakikaten çok mantıksız oldu. Çok bir dakika, bir dakika, bir saniye. Kendi konuşmasını bir bitirsin misin? Şu merak ediliyor Bayram. Bir dakika, bir saniye, bir saniye. Neden hemen polisi aramadın? Tamamen bu değil. Valla o zaman hiç anne hatam geldi. Kaybolan kişiyle nasıl oldu? Serap Hanım. Bir de şey Bayram var, amcasının oğlu şeyde çalışıyor. Çarşıda bir de madde çalışıyor. İşte onun yanına giderken, tam giderken. Yaşadığını biliyorum. Yani. Ilgaz, yavrum orada anlatılanla daha önce Heybetullah'ları anlatılan bambaşka hikaye. O yüzden çok önemli. Bir saniye bekle. Heybetullah. Tamam, ben kendisini ilk aradığımda, kendisi bana birkaç yıl sonra ben abini doğmuş duranda gördüm. Siz o zaman o tarihte İzmir'de değildiniz. Çünkü yaz ayları biz Bitlis'e gidiyorduk. Bunu sana ne zaman söyledi? Ya bunu ben programa başvurduğum zaman. İşte bir 6-7 ay zaman gördüm dedi. Birkaç sene sonra gördüm dedi ben. Kaybolduktan birkaç sene sonra. Evet. Bunu gördüm dedi. Sadece yanına varmışım. Kendisiyle konuşmuşum. Ailen seni arıyor. Neden çıkmıyorsun ortaya diye. Yanındakiler müdahalede bulunmuş dedi. Mesela yani kim bu? O da ben bunları tanımıyorum demiş. O şekilde yürüyüp gitmiş. Yürüyüp gittiler dedi. Benim şimdi diyor ki bu. Oturduk yemek yedik çay içtik diyor. Şimdi Heybetullah buyurun. Ben bir şey sormak istiyorum müsaade ederseniz Serap Hanım. Buyurun. Çünkü bu buyurun. İşte diğer bayramın da söyledikleri tamamen mantıksız olduğu için bence iki aile şimdi sıla-i rahim kutsaldır değil mi? Bilirsiniz hepiniz. Dolayısıyla kardeşinizi bulmak istiyorsunuz. Ya, kesinlikle. Ama bizden de sarmıyorsunuz. Ne kavgayı anlattınız ne bir şeyi. Cımbızla biz gittik karakollardan efendim, raporlarla sizin... falan. Ha, siz bu aileyle aranızda kan davası olmasın diye mi saklıyorsunuz? Hani biz burada böyle konuşalım, her şeyi biliyorsunuz biri, ama hani böyle konuşun da kendilerini ortaya çıksın diye mi yapıyorsunuz? Diye biz sessiz mi kalacağız hocam bunlara? Benim tamam canım inanmış, yani o zaman benim kardeşime zarar gelmişse Sarafan, ben böyle rahat rahat durur muyum hocam burada lütfen? Sadece büyüklerimiz gelişleri için babamla konuşalım. Saklamıyoruz hocam. Temeli unutmuştuk yani inanın ki. Şu anda bayram ikili konuşuyor. Unutmuştuk diyorsun. Hatırladıktan sonra Murat'ın başına bir şey gelmiş olabilir bu sebepten. Diye düşünmeye başladım. Ben onu ne zaman düşündüm efendim biliyor musun? Dün düşündüm. Aynı. Erkan'ın tamamen konusu aklıma geldi. Ben o zaman düşündüm. Çünkü sizin gibi düşündüm. Arada 2,5-3 ay var. Her şey olabilir. Zaman kısıtlı. Ya tarihe dikkat et. Ve ben tarihe bundan kesinlikle yani. Haberim yok. Serap Hanım inanır mısınız? Ben bu kavgayı bilsem ilk geldiğim gün ben bu kavgadan bahsedeyim. Bayram Kılıç çok önemli. Çünkü Bayram Kılıç'ın çok çelişkili konuşuyor. Bir de bunu söylemek için diyelim ki 2 sene önce gördü. Niye yani, bugüne bekledi? Niye programa çıkmanızı oturup bekledi? Oturup ne yemek yiyorsun? Bayram Kılıç. Ne çayı ne yemeği bize bahsetmedi ki çaydan Ilgaz, yemekten. Bayram Kılıç'a sorar mısın? O dönemde ağaçlara, direklere, esnafın camına asılan Murat'ın fotoğraflarını görmüş mü? Onları toplamış mı? Bayram, Murat kaybolduğu zaman ağaçlara, direklere bir takım kayıp ilanları asılmış ya hani. Evet. Bundan haberin var mı? Sen gördün mü? Onları topladın mı? Biliyor musun? Haberim yok ama mesela hani kardeşi evde mesela dinlen iş hani mesela böyle böyle hani kardeş kaybolmuştu hani ilan ilan vermişiz, numara atmışız haberin olsun. O günü böyle başka bir şey haberim yok. Hani görmedim ben şimdi yani görmedim yani. Haberin vardı ama görmedin öyle mi? Evet, çok hızlı doğru. Konuştuğu için anlamadım. Ben evet. Zaten ben kardeşimi aramışım evet. Kaybolduğu gün yani. Bayramı, Bayram Kılıç'ı stüdyoya davet etmek istiyorum. Çünkü bence. Hakikaten çok önemli bir tanık. Evet. Serap Hanım. Ya yıllar sonra ama bize katıldı. Çok hızlı tek konuşuyor. Şey, bayramın onu doğmuş duranda bulması, görmesi. He bize söyledi. Yani bayramdan sonra içmek çok farklı şeyler. Yemek bizde bununla kesinlikle bahsetmemiş evet. Hocam. Yani hayattadır diye şu an mesela tedirginiz. Var mı yok mu gerçek ikisini şimdi bayram şu demek istemiş bir ara size. Beni ya ne olursun ya. Siz şimdi programa çıkacaktınız ya. Efendim? Bayram size şunu demek istemiş. Efendim? O yaşıyor. Ben gördüm. Çok da iyi. Aynen. Boy pozu da yerinde. Her şey iyi. Ya Murat ne olursun valla açık yere Bayram. Bir de ben bilsem. Benim o, içim çok rahatlayacak. Sen şimdi bir şey söyleyeceğim.
Ya da sen aynı yaştasınız şeyle. Evet. Murat'la değil mi? Evet evet. Bayram tamam, Sönmez. Evet. Sen şu anda burada oturanlardan biri. Sesi alalım arkadaşlar. Bir ses var. Murat Sönmez olsa bir görüşte tanır mısın? Yok. Sen tanır mısın? Tamam bilemem. Kardeşim, sen bile tanır mısın? Ben tanımam. Ben en azından bir tanımam. Benzetirsin bu gözler birine benziyor. Şimdi Murat Bayram Kılıç o da 13 yaşında, 14 yaşındaydı. Tabii, aynen. Nasıl oldu da 2 sene önce görün şu anda hayattaysa 26 yaşında 24 yaşına gelmiş Murat Sönmez'i bir görüşte tanıdı. Tabii. Diyor ki o beni tanımadı. Ya mesela örneğin Serap Hanım Bayram'ı bize söyledi bu şekilde. Diyor ki kaybolduktan 2 sene sonra. Evet. Hani 2 sene olsa birebir olabilir. O zaman olur. Ha, evet. O zaman biz onun üzerinden konuşuyoruz. Şu tarihten geriye 2 sene önce evet. Diyor. 3 sene diyor. 3 sene diyor. Yani nasıl tanıdık? 3 sene sonra göreceğin insan imkansız. Şimdi, şimdi 30 yaşındasındır. 40 yaşındaki gelince tanırsın onu. Aynen 40 yaşına var. Ama 14 yaşındayken 26 yaşına gelmiş kişiyi tanımazsın. Hatırlamazsın doğru. Yani. Bir de Serap Hanım ne yemeği şimdi. Yani? Nasıl yemek yiyor rahat rahat? Yani gelip birisine söylese, birisini nerede arasa. Nerede yemek yemişler acaba? Nerede yemek yemişler? 2018'de ise hocam kameralarda vardır ya da görüntülerde vardır. Zaten görüşmede devam ettiğine göre aileler arası direkt sizi araması gerekir. Aramıyorsa yani, bir şekilde suçludur. Hocam. Yani aramamak bile kendi başına suç burada. Şöyle suçludur. Sonra bilip sosyal medya şeyleri yoktu ama 2 sene saklıyor önce var. Evet. Olabilir. Yani eğer doğruyu söylemiyorsa ortada kesinlikle bir cinayet var. Doğruyu söylemiyorsa bu çünkü yani yaşıyor ölmedi bakın hocam, demek için söylenmiştir. Demeyeyim. Doğruyu söylüyorsa dahi çok önemli bir şeyleri saklıyor demektir. Bir şey soracağım. Bu Bayram Kılıç ne bileyim ben hani zekası falan yerinde mi? Evet. Herhangi bir sıkıntılı durum yok değil mi? Karşılaşmadım. Ha çünkü ben de nişastan bir insanın ben kaybolduktan 2 sene sonra onu gördüm. Sonra işte beni tanımadı, çekti gitti ben bunu tanımıyorum bakın demesi. Sonra ertesi gün arkadaşlarıma siz programa çıkacağınız zaman bunu size söylemesi. Sonra arkadaşlarıma bu olay aslında geçtiğimiz 3 sene önce oldu tabii demesi ve oturup çay içtik demesi çok çelişkili. Ya çay içtik, yemek yedik, yemek sohbet, muhabbet. Bir de Serap Hanım bakın, senin bundan haberin var yani. Hatırlarsan bir ara sen demiştin. Böyle sanki bir panik atak gibi böyle ya, bir anda heyecanlanıyor. Var hızlı konuşma şekli var. Bir evet. Panik sadece atak gibi yani, falan bir şey de var. Hatta yani dedim ki bak telefona falan yani programa falan girerse kendini ifade edebilir mi? Güzel konuşur mu? Yani onun için bizim için küçücük bir şey o kadar önemli bir şey ki Serap Hanım. Dedi ki abla bazen dedi böyle hızlı konuşuyor ya sanki evet. Böyle heyecanlanıyor panik ya atak gibi. Siz de farkına vardınız. Ama her konuda mı? Her şimdi değil bilmiyorum, bu konuyla sen alakalı değil yani. Ya, normal konuşması da çok hızlı. Ha öyle. Evet. Konuşması. Ilgaz. Bir de şunu sor bakalım ama cevabı öğrenip sen bize söyle. Nerede karşılaşmışlar tam olarak? Nerede yemek yemişler? Madem bu kadar hafızası güçlü, çay görür görmez de tanıyor. 3 sene önce de nerede buluştuklarını rahatlıkla ne bize... Ne kadar oturmuşlar? Ne kadar oturmuşlar? Kendinden bahsetmiş mi? Bunların cevabını alıp bize sen söyle. Çünkü çok süratli konuştuğu için anlayamıyoruz. Evet. Serap Hanım çok özür dileyerek sorunuzu tekrar alabilir miyim? Teknik sıkıntıdan ötürü ben sizi zor duyuyorum. Nerede karşılaşmışlar? Nerede yemek yemişler? Çay evet. içmişler? Ve nasıl bir muhabbet geçmiş aralarında? Şimdi tam olarak nerede karşılaştınız? Bana mevki söylemeni rica ediyorum. Ne yaptınız? Ne konuştunuz? Nasıl bir muhabbet döndü aranızda? Yavaş ve tane tane ama. Karşı arkadaşlar yani görüştük. Buluşta oradan orada binlerin birbirini gördük. Karşı yaka çarşıda evet, buluştunuz. Merkezde evet. Orada oturduk. Çay nerede gördün? Otobüs duraklarının orada mı? Yok, Sarçam Merkez Çarşı'nın içinde. Evet. Orada şey görüştük. Birini tanıttık. Annemle çay mı içtik, yemek yedik. Sen bize anlık çeviri yap. Çeviri yap. Gel seni ağrını, aile seni arıyor. Onu şey yapma. Değilse beni görmemişsin. Evet, şimdi hangi lokantada yemek yemişler? Yani biz keserler nasıl olsa. Birlikte yemek yemeye karar verdiniz. Doğru. Yaklaşık olarak ne kadar süre oturdunuz peki? 1-2 saat mi? Ne kadar? Yok yok. Yarım saat var yani. Hemen yarım saat sürdü. Peki o yarım saatte nasıl muhabbet ettiniz? Sormadın mı sen neredeydin bunca zaman? Seni ailen merak ediyordu. Ne iş yapıyorsun? Söyledim. Pek fazla konuşmadı. Şu an dedim ailen seni arıyor, şey var, merak ediyor. Gel. Hani herkes perişan bir şey falan filan. Pek fazla ne konuşmadı. Dilsen beni görmemişsin dedi. İşte havalı, işte Eskişehir'e hani anlar konuştuk. Öyle hani şey, şu bunu yapıyorsun. Şey, onu konuştuk. Ne diyor Ilgaz? Konuştunuz ama şimdi demedin mi birdenbire ne? Ilgaz bize anlat. Biz anlamıyoruz ne dediğini. Ama şey, hani, tam hani mesela hani sanki çekiniyordu hani konuşamıyordu sanki korkuyordu gibi konuşamıyordu sen. Neyden korkuyordu sence? Çekiniyordu, korkuyordu evet. Diyorsun. Neyden korkuyordu sence Murat? Ben onu bilemem işte. Zaten
Zaten yanına iki tane adam geldi. Ben sana söylemiştim kardeşim, yani haberi var. İki tane takım elbise adam geldi. Dedim bunlar kim dedi. Boş ver dedi. İşte onlar da abi dedi beklemeyin geleceğim abi dedi. İşte hani ben onu kandırayım sigaramı giderken. Tam hani abisinin yanına giderken o götünü de görmedim. Ben görmedim. Kayboldu. Ilgaz, orta. Sen marketi evet, karşıya hani, kadar mı yaşanıyor? Gittim hani kandıragan dedim. Gideyim şey, sigara alayım. Sen bekle tamam dedi. Evet. Ben hemen şey gittim abisini aramaya gittim. Evet. Geldim yerinden bulamadım. Kaybolmuş. Serap Hanım olay karşıya kadar geçiyormuş. Çarşının içerisinde. Evet. Yani peki teşekkür ederim Ulgaz. Peki Bayram sen bu kadar oturdun rahat rahat yemek yedin. Senden korkmadı da neden ailesinden korkuyor demedin mi? Çay içmişsin, sohbet etmişsin. Tamam. Bir oyalayıp 2018'den bahsediyorsun hemen oyalayıp bir alo diyebilirdin. Polisi arayabilirdin, bu çocuk aranıyor diyebilirdin. Niye yapmadın şimdi, sen? Şimdi neden kardeşi şimdi, aradıktan sonra şey sen aklına gelip söylüyorsun? Sen o esnada... Bunları hepsinin cevaplarını istiyoruz biz senden. Şimdi ben bunun kardeşimi istiyorum ben. Şu anda istemiyorum. Keselim o canlı yayını keselim. Hani polis mi? Hakikaten. Evet. Ilgaz. Aileden korkuyor. Ben aslında onu da soracağım ama burada soracağım. Çünkü çok zorlanıyorum tabii, anlamakta. Ben bir sarışın kadından bahsedeceğim. Bu sır örgüsünü 13 yıllık bir ekrana getirelim mi? Rica etsem arkadaşlar. Şimdi bir kere Murat'ın kayboluşunda birkaç anahtar cümle var. Bir tanesi ablama yemeğe gideriz işini erken bitir. Heybetullah'a söylenen. Ablanın bundan haberi yok tamam çat kapı gideceklerdi diyelim. Hı-hı. Habersiz olabilir. İki tane ekmek almış gündüz vakti görmüş bayram. Şimdi bunun yanı sıra berbere 10 TL'yi veremedi. 2,5 lirasını eksik verdi. Yarın öderim dedi. Yani yarın için bir vaadi var. Tabii. Doğru mu? Bir vaadde bulundu. Bayram gördüğünde elinde sandığı yoktu vesaire yoktu. Her zaman bıraktıkları kıraathane vardı. Orada da yok sandık. Orada. O sandık da sır oldu. Tabii. Bir şekilde. Evde o da yok ortalıkta. Değil mi? Aynen. Kimse bulamadı. Bir tane Murat'a bir arkadaşlar getirelim ekrana. Şu şeylerimizi cümle cümle üzerinden geçelim. Murat'a kıyafetler alan sarışın bir kadın varmış. Bunu sen söyledin. Evet. Bayram onu bir anlatır mısın? Çok şık kıyafetler miydi? Pahalı kıyafetler miydi? Neydi? Ya sürekli kıyafet alınıyordu ayakkabı olsun. Ha hani sürekli. Evet yani 3 defa ben denk geldim. Hatta seviliyormuş Serap yani bana sordu mesela bir iki defa sorduğumda. Bir müşterim alıyor bana dedi. Bana sarışın bir kadından bahsetmedi. Bana bir müşterim alıyor dedi. Hı. Beni çok seviyor, o bana alıyor. Bunu tabii bir zaman sonra ben bir Karşıyaka'da geçenlerden bir ara bir alışveriş yaptım. Orada alışveriş yaptım. Bundan çalışan biri vardı. O bana sordu. Ne yaptınız? Murat'ı bulabildiniz mi? Bu şekilde dedim. 13 yıldır sır gibi kayboldu. Hiç bulamadım. Ya dedi sana bir söyleyeceğim. Ya dedi Murat bir defa elbise alırken bu da aynı cümleyi bana kullandı. Elbise alırken ben de hani sordum. Murat sen bu elbiseleri nereden alıyorsun? Sarışın bir müşterim var bir kadın. O bana alıyor. Onu sana o söyledi. O bana söyledi. O da bana dedi ki bence bu kadın bir peşine düşün. Gerçekten böyle bir kadın var mı? O mu aldı ve bir başkası mı aldı? Ve bu kıyafetler nereden geliyor? Bunu sordu. Hatta ben dün ablasına da sordum. Fahime ablama. O da sordu. Evet dedi Murat'a. Mesela o dönem yanımızdaydı Fahime ablam. Yani Murat Giler yanında kalıyordu. O da dedi evet. Ben o dönem şahit oldum. Murat'a kıyafetler yanında kıyafetlerini getirdi. Sen bu sarışık kadını sana söyleyen o tezgahtar mı dediniz? O mağazacı kişiyle bizi şey yapabilir mi? Şu şekilde o zaman ilk geçen gün zaten ilk ekibiniz geldiği yani zaman. Bu sarışın kadını söyleyen yani daha doğrusu Murat'ın sarışını söylediği o kişi. Ona söylemiş evet avukat bey. O bağlanıp da bunu söyleyebilir şu mi? Şu şekil geçen gün ilk zaten ekibimiz Karşıyaka geldiğinizde benimle röportaj yaptım. Onlara da söyledim. Onlarla beraber oraya gittik. Oraya evet. Gittiğimizde bizi işletme sahibi işten ayrıldığını söyledi. Telefonu falan hepsi kapalı. Ben zaten ben görüşmedim. Ekibiniz görüştü onlarla. Peki Bayram ben VTR'de zaten arkadaşlar da onu kırmızıyla daire içine almışlar. Böyle birbirlerinizin dizini falan aman aman der gibi sakın söyleme der gibi bir hareketler yapıyorsunuz. Ya, nedir inanın o? İnanın ki Taner Bey orada bu şekil zaten ekibiniz de oradaydı. O ara zaten hani bizi yayına bağlamaları için orası çok sıcaktı. Alan sular içinde ardı. Kaldık. Alan dardı. Hani dalgınlığımızdan yani ben bu bir defa mesela Heybetullah'ın kendi bacağıma bırakacağım diye Heybetullah'ın bacağına mı... Zaten ablaya dikkat ederseniz Fahime ablam da böyle yapıyor. Bayramın ona da fark edersin. O da benim bacağıma bırakıyor. Yani ekibiniz de oradaydı. Yani biz öküzün altında buzağı ararız. Çok affedersin ama şöyle sanki bu yaralama olayına geçince sen
Eyvatullah'ın dizini sıkıyorsun. Hani eyvah konu oraya geldi gibi algıladık. Hocam, çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Bak, bu kadar konuyu gerçekten hani çok affedersiniz. Çok sizin düşünceleriniz. Bu sağır çok yani. Hayır, çok mutlu oldum. Yani böyle küçük konuları bile çözülüyorsunuz. Ben kendime çok, yani adınıza sevindim, çok da mutlu oldum. Tamam. Yani böyle ufak ipuçları mesela dışarıdan Eyvatullah'a da konuştuk. Dedim bu beni sevindirdi bu olay dedi. Çünkü niye? O kadar detaylı gitti. Çünkü burada da bakın aynı tepkiyi ya da aynı dikkati Bayram Kılıç'ın söylediklerine de yöneltiyoruz. Ne diyoruz? Ya iki sene önce ise bile, iki senedir niye söylemedin? Tabii. Aile böyle bir haberi dört gözle bekliyor. Tabii. Sen onu gördüğün yaşıyor, anda yemek yemişsin, koştura koştura tabii gelip ben çok şükür gözünüz aydın, Murat'ı gördüm demesi tabii lazım. Murat seni nasıl tanıdı? Sen Murat'ı nasıl tanıdın? Tedirginse nasıl seninle oturup yemek yedi? Bu kadar ince sormamızın sebepleri bu. Evet. Şimdi Murat'a kıyafet alan sarışın bir kadın. Murat bu kıyafetleri çok küçüktü, bilincinde değildi. Çalıyor olabilir mi? Yok. Size de bir müşterim alıyor diyebilir mi? Bilemeyiz. Yok yani mesela biz o dönem çalışan mesela hani örneğin diyelim. Sizin söylediğiniz gibi olsa poşeti akşama kadar mesela yanında tutmazdı. Mesela ben bir defa böyle konuya değindim. Ya karşıyaka esnafı tanıyordu. Karşıyaka esnafı bizi tanıyor. Yani burası sana bizim kendi. Sana niye almıyorlardı da onu alıyorlardı? Gitmiyordu ki sürekli. Ben sürekli karşıyaka da değildim. Hayır, ikiniz de kardeşsiniz ya. Evet. Sana ne diyordu o kıyafetler için mesela? Ya ben pek kıyafetleri hatırlamıyorum ama alan oluyordu bazen. Yani yeni kıyafetlerle eve geldiği oluyordu. Sana alan oluyor muydu? Mesela aynı sarışın kadın sana bir kıyafet aldı. Yok, ben sarışın kadın diye bir şey bilmiyorum. Ya, ya da başkaları. Ama o kadar süre zarfında karşıya kadar kalmışım. Bana da bir iki defa almış olan vardır yani illaki. Ama ben Murat'ı bilmiyorum. Sen ama değişik kıyafetlerle geliyordu ya. Abi bunlar ama nereden? Ama sık sık hatırlamıyorum. Mesela Bayram diyor sürekli alınıyordu. Ben sürekli alındığını bilmiyorum. Ben hatırlayamıyorum. Sürekli derken ben her gün alınacak diye bir şey yok. Yani mesela bir defa dikkatimi çekti yani. Ablam da söyledi. O da dün mesela ablası da sordu. Evet dedi yani yeni bir kıyafet defa yeni kıyafetler evet, geldi dedi. Ve ama bunu kim almış? Ne gayede almış? Nasıl almış? Yani mesela bir sorduğumuzda müşterim almış dedi. Bir de Murat o dönemde orada mesela ya Murat nasıl bir çocuk biliyor musun? Çok güzel bir çocuktu. Babam çok seviyordu. Bir de yani böyle hep böyle güler yüzlü olduğu için gülüyoruz, oranın esnafı hep söylüyordu. Diyordu ki abla diyordu esnaflar beni çok seviyor. Benim çok müşterim var. Beni çok seviyorlar. Ya parlak bir kişi. Ya böyle hep girişken. Ama 10 lirayı ödeyemedi. Evet. Yani çok müşterisi var, çok para kazanıyor, seviyorlar. Ama 10 lirayı ödeyemedi. Aynen. Şimdi enteresan yani birbirleriyle hani karşılaştırınca. İşte bunu doğrulamak için bizim o berberi bulmamız lazım. Çünkü bu berberin söylediği cümle gelmiş. İşte ben tıraş etmişim hatta eksik vermiş. Gerisini abi yarın gelirim kapatırım. Ya ayakkabı boyanırım. Biz ulaşamadık berberden ne zaman duydunuz? Kim söyledi bunu? Kime söyledi berber? Kime ya berberi ben abimden duydum, ablalarımdan duydum. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Ben kim kimseyle gezip dolaşmıyordum. Berberle yani berberle kim konuşmuş? Aileden kim konuşmuş? Aileden kim konuşmuş? Hatırlıyor musun? Aydın abim konuşmuş kendisiyle. Aydın Sönmez abim. Evet. Şimdi o kendisiyle görüşmüş. Aydın'ı da aramış ya hani kaybolduktan 10 gün sonra. Evet. O arada amcalara sessiz telefonlar geliyor. Onlar diyorlar ki bu olsa olsa Murat'tır. Aydın'ı aramış abi ben iyiyim falan. Acaba o arayan kişi Murat mıydı? İşte Aydın da diyor. Acaba Murat mıydı diyor. Bak Aydın abim bunu söyledi de. Ne kadar de sonra aramış? 10 gün sonra kaybolduktan 10 gün. Sesinden tanımış olması lazım yani acaba Murat mıydı? Ya diyor belki o zaman diyor. Ya Aydın abim konuşmuş diyor ki diyor acaba o muydu da bilmiyorum diyor. Belki sesini değişti ama diyor ben çok konuştum, çok didindim. İşte gel filan hatta saatini bile Aydın abim söyledi dedi böyle sabah 6-6.30 gibiydi. Hakikaten de emniyette de orada söylediler filan saatte 6-6.30 arası Aydın Sönmez'i aramış. Konuşmuş kontrol, kapatmış. Yani dışarıdaki evet, bir. Evet evet ama karşı yakadan aradığını söylemişler hatta. Anket emniyet sorumlu. Emniyet bunu tamam söylüyor bizimle ben abisi eğer Murat olsaydı abisi kesin emin olurdu. Eğer abisi o ses onun muydu diye emin değilse o değildir. Bak Aydın bunu da söyledi. Aydın dedi ki bakın eminim demiyorum yani. Bana biraz sanki arayan acaba olmuş. Bu bana böyle şeyi hatırlattı Serap Hanım. Geçen sezon Diyarbakır'da evet öldürülen kişiye de aynı şekilde telefon gelmişti öldürüldükten sonra. O da Murat sonra değil miydi? Onun Kemal Bey'in oğlundan. Kemal Bey'in oğlu evet. Aynı sanki. Çok örtbas enteresan etmek için. Evet. Şöyle şimdi gerçekten kaybolduktan 5 sene sonra aransa emin değilim. Bir aradı ama ben Murat'ım diye emin değilim dersiniz. 10 gün sonra arayan bir çocuktan bir de çocuk ya Murat mıydı emin değilim demezsiniz tabii yani. Evet.
Ya Murat'tır. Kardeşim Murat olsa %100 emin olur. Ya Murat'tır ya değildir. Tamam, bir ankesörlü telefondan aranmış. Şimdi kaybolacaksınız ve hala kaybolduğunuz yerlerde dolanacaksınız. Oradaki ankesörlü telefondan arayacaksınız. Esnaf çok iyi tanıyor. Esnaf görecek, haber vermeyecek. Her dakika çocuklarla karşılaşıyor. Esnaf tanıyor. Biz de çok aradık. Hiç Serap kimse Hanım. O zaman hava sıcaktı. Görmüyor. Sürekli biz sokaklardaydık. Aynen. Gece sabah 5'te evet. Biz eve geliyorduk. Ya ben İstanbul'dan kalktık oraya. Ben gittim. Bütün aile karşı yaka Bostanlı bu tarafları köşe bucak biz arıyorduk. İnanır mısın Serap Hanım, o parklarda yatan insanların yüzünü bile biz açıp bakıyorduk. Ben belki abi Aydın'ın beni aradı 10 gün sonra. Bilmiyorum, emin değilim Murat mıydı değil mi? Ben inanmıyorum, açık söyleyeyim. Başka bir şey var orada. Sevgili seyirciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Yarın 13.15'te Star ekranlarında buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere çok iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.